istasyonlarının ilk doğaçlama şovu anında görüntü şov başlıyor. Bayanlar baylar, karşınızda Osman Can Erkek. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, bir kez daha Aydın Üniversitesi'ndeyiz. Biliyorsunuz bu sezonun ilk yayınını Aydın Üniversitesi'nden yapmıştık. Yeniden beraberiz. Aydın'a bir kez daha hoş geldiniz, hoş bulduk. Hep beraberiz aslında. Hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım mı? Başlayalım o zaman. İlk alkışlar Deep Sound'a ve Bora Yalçın Duran'a geliyor. Alkışlar kuvvetlenerek devam ediyor. Mahşeri Cümbüş geliyor. Mahşer Cümüş de geldi. Biliyorsunuz ilk burada başlamıştık. Bize gayet uğurlu gelmişti. Sıcak başlamıştık, sıcak devam ediyoruz. Hemen terler başladı. Beraber bol bol gülmekten terleyeceğiz ama bu akşam. Çok eğleneceğiz inşallah çünkü süper bir konuğumuz var. Kendisi hepimizin abisi, çok seviyoruz. Bizi yıllar boyunca ekran başında güldürdü, mutlu etti. Çok kuvvetli alkışlar Yıldo için geliyor. Yıldo abicim, seni hemen böyle alalım yanımıza. Okey. Okey man. Ya Türkiye, evet, bir Okey Dusty vardı bir zamanlar. O hepimizin ağzına yapıştı ama daha sonra sevgili Yıldo o kadar güzel şeyler çıkarttı ki ya hala kullanıyoruz. Mesela kafadan kopardın beni vardı. Kopartma var. Devam edecek. Bugün çok kopartma yazıları gelebilirse ona göre yani. Dön bebeğim filan falan böyle. Hemen başlayalım mı? Kimler Mahşer, kimler Cümbüş, bir görelim bakalım. Mahşer ve Cümbüş'ü görüyoruz. Evet. Yıldo abi. Hangi grup Mahşer, hangi grup Cümbüş? Bunlar Cümbüş, onlar Mahşer. Bravo! Yılların deneyimi yani gözünden... Yanlış mıydı? Yanlış mı? Niye öyle? Sevindirdin bizi. Mahşer burası mı? Evet. Mahşer orası. Peki hemen başlayalım. Cıbırca uzman turuyla başlayacağız. Uzman kim? Benim. Uzman Ayça. Bu turda bir uzmanımız var. Onun ne uzmanı olduğunu beraber, hep beraber karar vereceğiz az sonra. Kendisi cıbırca konuşan bir uzman. Ne uzmanı olabilir diye düşüneceğiz. Bir de programın sunucusu var. Sunucu kim? Ben. Ayhan programın sunucusu. Ayhan. Ben de çeviriyorum. Ayhan, gel buraya Ayhan. Özlem de programın çevirmeni. Cıbıca'dan Türkçe'ye çevirecek. Yıldo abi, Ayça'ya baktığınızda... Ay çok korkuyorum. Niye korkuyorsunuz kızım, korkma. Hiç acımayacak. Dişlerimizi aldırdık. Neyi aldırdık? Dişlerimizi. Vardır ya öyle yani. Kobra'nın dişini aldırırlar, sokamaz. Ancak bu kadar. Sokamaz. Peki. Ayça ne uzmanı olabilir? Vallahi onu ben... Herhangi bir şey olabilir yani. Onu şeye benzettim, hemşireye benzettim. Hemşire. Hemşire uzmanı. Hemşirelik konusunda uzman birisi olabilir. Uzman mısın? İğne yapar mısın? Ne? İğne. Peki seyircilere de bir soralım bakalım. Stüdyo konuklarımıza. Şöyle Ayça'ya baktığınızda ne uzmanı olabilir? Bize bir söyler misiniz? Evet, burada... Bir hanımefendi var. Hemen mikrofon geldi bakın arkanızda.
Cilt uzmanı. Cilt uzmanı. Evet, peki. Daha böyle uçuk kaçık şeyler olabilir. Önde bir hanımefendi var. Buyurun. Spor uzmanı. Spor uzmanı. Birazcık daha beyinleri tokatlayalım bakalım ne çıkacak. Evet, burada var. Kravatlı arkadaş, geldi mikrofon. Tez uzmanı. Ne uzmanı? Tez. Tez uzmanı. Evet. Tez uzmanı, peki. Hemen yandaki kravatlıya, onlar takım halinde gelmişler. Kopya uzmanı. Kopya uzmanı olabilir. Okuldan biraz uzaklaşabiliriz arkadaşlar. Tabii, psikopat uzmanı olsun mesela. Psikopat tabii. Uzmanı. Psikopat, pisi psikopat. Çok güzel olur. Psikopat uzmanı. Tabii çok güzel. Hadi yani. Psikopat uzmanı olalım. Girelim tamam. Yani. Tamam. Ayça, hepimiz psikopatız yani. Psikopat uzmanı. Söyleyemiyorum. Hep beraber sayacağız. Sıfır evet. Demek yok. Çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Efendim, hoş geldiniz. O bir manyak. O bir psikopat. Görüyorsunuz, o içinden geldiği gibi davranan bir dişi. O! Psikopat Nalan geliyor, konuğumuz psikopat Nalan! Evet! Yatar sana! Bir de manyak bir çevirmen geldi yanında. İnsan şöyle iki tokatla başlayası geliyor. Evet, hoş geldi. Sefa geldi. Nasıl deliriyorum, nasıl kuduruyorum anlatamam diyor. Evet. Hadi. Sen mi soracaksın bana, sen mi soracaksın bana soruyu? Ha, şaka ol diyor. Evet. Biz birebir manyaklığına şahit olduk. Evet. Gondera birebir gondalaşına. Merhaba sılağa bana. Eyvallah ciğerim diyor. İlk sorumu soruyorum. Kim buraya şey dramatta? Allah mısın? Allah'ım işte beklediğim an. Evet. Gore. Bir psikopatta... Monde psikopacı. En belirgin özellik nedir? Bonziyacım. Yazanç nedir? Yani şimdi bu soru mu? Olur olmaz yerlerde oturur, olur olmaz yerlerde oturabilir diyor o psikopat. Yani o pisi o anlamda kullanmamıştık biz ya. Ha, bu son şey. Başka bir şekilde değil olduk ama neyse. İkinci sorumu patlatıyorum. O meşabı tuşuna potla. Kafadan koparıyorum. Goniçi galakati. Bolesik koleji. Ya bas gel görü besinler. Kim koparacak beni? Ben şimdi onu tokatlarsam görür o gündü diyor. Evet, özür dilerim. Yıldo Bey, sorunuz var mı? Psikopat uzmanımız efendim. Bunlar şey gibi geziyorlar ya. Kebapçı kedileri gibi abi. Harbi psikopat bunlar. Bu ne işe tordu kebapçı? Kebapçı kedileri. Çok hoşuma gitti. Evet. Siz ikinizi iyi anlaştınız. Anlaşıyoruz. Evet, üçüncü sorumu soruyorum. Son sorumu daha sonra sizlerden... Soru alacağım sayın seyirciler. Lütfen sorularınızı hazırlayın. Son 30. Yazılı yoklama yapacağım. Böyle. Evet, son 30'u duyduk. O zaman o halde sizden sorular alıyorum. Buyurun sorunuz. Sorusu olan var mı? Psikopat uzmanına. Tırsınız mı? Bir soru alalım. Buyurun. Buyurun. Üstüme gelmeyin. No ne. Abatışın alakalı. Gelmez. Evet. Yani buyurun. Bir psikopatta bulunması gereken nitelikler ve özellikler nelerdir? İyi bir psikopat nasıl olur yani? Biraz önceki soruyla benzeş bir soru. Ayrı bir cevap verelim lütfen. Başına verdin. Hadi. Başına verdin. Galiba işte. Son 15. Başka soru istiyor. Başka soru Başka soru sorar. Neden tokat? Neden korkar? Ha, neden korkar? Kuleji ne? Böyle de bastarı kabes nerede? Çant kasmıyordu. Böyle yukarıdan aşağı doğru inen çan sesleri beni çok korkutur diyor. Ha. Evet, teşekkür ediyoruz. Ha. Alkışlıyoruz psikopatımızı. Bu manyağı ben döve döve götürüyorum. Görüşürüz sayın seyirciler. Evet, Cümbüş geldi şimdi. Cümbüş'te bir uzman çıkartacak arasından. Kim uzmanımız? Benim. Yiğit. Yiğit uzman, yani cıbırca konuşacak. Yiğit ne uzmanı olsun? İlk önce onu bir görelim bakalım. Evet, burada hemen bir arkadaşımız var.
Evet. Diksiyon uzmanı. Diksiyon uzmanı. Peki teşekkürler. Hemen orada şapkalı bir arkadaşımız var. Kalp uzmanı. Kalp uzmanı. Ay peki. Ay çok güzel söyledin yavrucuğum, ne güzel. Nasıl bir kalp bu? Alo. Evet size. Gümrük muhafaza uzmanı. Gümrük muhafaza uzmanı. Gümrük Türkiye'de muhafaza. Yeteri kadar yok, yurt dışından getirmişiz. Peki bir tane daha, evet. Nargile uzmanı. Nargile uzmanı, tamam nargileci. Olsun çok güzel. Nargile uzmanı olsun. Nargileci. Programın sunucusu kim? Benim. Dilek. Sunucu Burak da çevirmen olacak. Hep beraber bu sefer çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Çok kuvvetli. Olmadı. Bir daha hep beraber. 3, 2, 1. Sağ olun, sağ olun. Kaç senedir kendileriyle birlikteyim. Beni hiç utandırmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin de keyifleriniz yerindedir. Çünkü çok keyifli bir konuğumuz geliyor. Çok keyifli bir içeceğin uzmanı, nargile uzmanı, sadece isim benzerliği, Sinister Stallone. Gerçekten de çok keyifli bir adam, hoş gelmişmiş. Hoş bulduk diyor. Onu anlayabiliyorum biliyor musunuz? Yani karşılığı hep aynı oluyor ya. Merhaba, sizi şöyle ortamıza alabilir miyiz? Ay şey çok merak ediyorum yani birazcık geyikle başlayacağım kusura bakmayın da. Şey onlar da ne demek? Nargilemin marpucu gümüştendir gümüşten. O şey biliyor mu? Türkiye biliyor mu? Ki galandağın küçüdü tübüştü şey. Meklo? Ne olarak anlaşıldı? Bilmiyorum ben diyor. Siz bir öğretebilir misiniz ona? Meklo şişti mikapı şibiki dedi mikidi. Makaşı pekapı şiştü mikidi dedi mikipi. Mikipi miklüş mikipi. Miklüş mikipi. Miklüş mikipi de ben yaşana versen. Na tost profesyonel mola şatası. Na da kanama parayo. Evet işte öyle yakın diyor oradan çıksın gitsin diyor. Neyse biz bir ara kuliste onu öğretiriz. Giderken de memnun. Ne çıkın o kulis? Tamam. Ha şimdi bizde şöyle şeyler vardır yani. Bunların meyveleri bilmem neleri çeşitleri filan vardır. Kendisi özellikle hangisini sever? Mimine namo ma bit bit belal dit bit bit dit dit. Nakomoşonati safoto. Böyle karpuz gibi büyük meyveleri. Nakişamadese fayno bu sofi. Böyle bir tarla kabağı. Den ha ma jesletle pasto mu yalar ata. Pirinç tarlasında ki malzemelerden yapılanlar. Ne kadar gibi. Değişik çok enteresan değil mi? Yani bana da çok yani biz daha farklı. Sizlere de soru sorduracağım bu arada. Siz de düşünün. Peki normalde böyle biliyorsunuz bizde çok şeydir yani. Yani nargile önemlidir. Çok keyifli bir şeydir. Ya. Su koyarız. Kendisi başka bir şey koyar mı? Bikot. Çok önemli bir çok soru önemli. Sordum. Nargileye koymazsak koymamamız gereken bir şey var. Koymazsak koymamamız evet, gereken bir böyle. Şey. Aynen böyle. Birebir tercüme ediyorum. Hiç en ufak bir şey yok. Evet. Başka. Birincisi. Datekise notin ponfon şahista. Böyle şişelere önce diziyoruz. Aa. Nakşo. İkincisi. Napirna şeyna fosinta entropeyu. Toplayıp şişeleri atıyor sırtına pırr diye kaçıp gidiyoruz oradan. Tobayata. Üçüncüsü. Nakama şerika santa. Sonra da nasıl yaptık diye böyle gülüyorsun. Ay nargilin neresiyle içiyorsa tövbe. Her neyse canım konuklarım sizin sorunuz var mı? Buyurun. Genellikle ne renk sipsiyle içer? Ay ne renk sipsiyle içer? Mikonun sipsi. Nakış yapıyor da sipsi. Sipsi. Onu nasıl şimdi? Henşik mi de? Müpüş. Sinsi. Ha ha. Nakamoşat anata sipsi. Benim için hiç fark etmez sipsinin de renk oldu. Ya çok özür dilerim program bitecek ama ne olur şunu öğretin. Evet. Nargilemin marpucu gümüştendir gümüşten. Beraber söyleyip kapatalım. Minkitüdü pontisi tübükü şüpü tüpü. Minkitüdü pontisi tübükü şüpü tüpü. Hep beraber. Minkitüdü şüpü tübükü şüpü tüpü. Hoşçakalın. Şeyler çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Evet ilk olarak Mahşer'i izledik. Mahşer'in uzmanlık alanı psikopattı. Bu turun galibi psikopatla Mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasınlar lütfen.
birkaç alkış geldi. Daha sonra da hemen arkasından Cümbüş'ü izledik. Cümbüş'te nargile uzmanı vardı. Cümbüş diyenler. Bu turun galiba alkışlarınızda Cümbüş oldu. Ne bir Türk istermişen gönlüm, ne bir han ne de saray. La 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 la. Şeyler çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Şapka turuyla devam ediyoruz. Şapka turunda ilk olarak Mahşer geliyor. Mahşer'den Ayhan ve Ayça kulaklıkları takacaklar. Çünkü burada konuşulanları duymamaları gerekiyor. Zira bize hafta içinde internet aracılığıyla gelmiş olan cümleler var. O cümleleri seçeceğiz ve onları az sonra vereceğiz. Bu cümleleri. Yıldo abicim, senden de bir cümle alacağız. Herhangi bir cümle. Tabii, İlk olarak gelen cümleleri bir yazarım, şey yapalım, dinleyelim. Yazar. Yazarım. Hemen yazar Yıldo abi. Geliyor mu oraya? Artık bizi duymuyorlar değil mi? Tamam, çok güzel. Bakalım ilk cümlemiz neymiş? İlk cümleyi Ömer diye birisi göndermiş. Bu sabah beni aradın ya, çok mutlu oldum. Sadece Ömer yazıyor. Hemen arkasından, senin dişlerin niye bu kadar uzun ve neden böyle sivri kulakların var diye bir cümle. Kırmızı başlıklı kız göndermiş bunu. Bu araba kaç basıyor abi diye bir cümle var. Ersen Duran Balıkesir'den göndermiş. Evet. Ege Başaran'ın cümlesini okuyorum. Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter. Artistik cümlelerden. Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter demiş. Ve bir cümle daha seçiyoruz. Birgül Özel Yalova'dan göndermiş. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun demiş ve Yıldo'nun cümlesini de alıyoruz. Bakalım nasıl kafa koparan bir cümle gelecek şimdi. Böyle bir çalışma yapayım. Gözlük de takayım mı? Ne? Ben bu arada diğer cümleleri bir kez daha okuyorum. Bu sabah beni aradın ya, çok mutlu oldum. Senin dişlerin niye bu kadar uzun ve neden böyle sivri kulakların var? Bu araba kaç basıyor abi? Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun. Şimdi Yıldo'nun cümlesi de geliyor. Lütfen bunu siz okuyun Yıldo abi. Ben mi okuyayım? Evet, sizin yorumunuzda. Evet. Koptuk galiba. Hangi parçayı istersin? Dön bebeğim olur mu? Ne? Peki, alabiliriz. Evet, peki. Ayhan ve Ayça için bir de çıkış noktası alacağız. Yıldo abicim, bugünlerde televizyonda ne izliyorsunuz? Ne tür programlar? Ufalıları izliyorum. Urfa mı? Ufo. Ufo, ha Ufo. Evet. Çünkü böyle bir taş attım ben birkaç ay evvel. Bir takım televizyonlara beni çıkarmışlardı. 21 Aralık 2012'yi anlattım. Ne olacak? Büyük bir değişim olacak çocuklar. Hem fiziksel hem ruhsal olacak yani. 21 Aralık 2012. Tabii 12. Maya takviminin bitişiyle başlıyor bu. Dünya bitiyor. Katılıyor. Hayır, dünya öyle bitmiyor. Dünya başka bir boyuta geçecek yani. Hepiniz bir üst plana doğru geçirileceksiniz. Evet, ne? Onun için hazırlıklı olmalıyız yani. Evet. Bunun için de pirincimizi hepsini alıp. Hayır, yani fiziksel olarak bir şey düşünmeyin yani. Bilgiyle geçiş yapacağız. Evet. Düşünce babında. Evet, sezgisel aklı kullanacağız. Tabii. Yani aklın üstüne çıkacağız. Yani anlatacağım biraz sonra bunun nasıl çıkılacağını da programda göreceksiniz. Yani çıktıktan sonra herkes öyle biraz sallantı olacak. Zor yani, zor. Çok güzel. Çıkış noktamız da UFO olsun o zaman. UFO'dan. UFO çıkış noktamız olsun. Şimdi biliyorsunuz oyuncularımıza ben üçer cümle verdim. Bu cümleleri daha önce duymadılar, görmediler. Ben isimlerini söyleyince cümleleri çıkaracaklar ve bu bilmedikleri cümleleri UFO çıkış noktalı oyunun içine yedire yedire doğaçlamayı sürdürecekler. Hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Çok kuvvetli. 3, 2, 1. Affedersiniz, açar mısınız kapıyı acaba? Şu elinde çok acayip belgeler var. Merhabalar. Merhabalar. Dinlenmiyoruz değil mi? Hayır, dinlenmiyoruz. Çok
önemli. Hep çalışıyoruz, hiç dinlenmiyoruz. Eşek gibi çalışıyoruz. Ah, aman aman harika. Bakın efendim, elimde çekilmiş gerçek sahibi bizzat benim çektiğim UFO görüntüleri var. UFO görüntüleri evet. mi? Evet. Tamam, siz görüntüleri indirin. Ben geliyorum. Nasıl indirelim? Bende fotoğraf var. İnsan denilen nesneyle ilk defa karşılaştım. Bizim fotoğrafları çekmiş. Öldüreyim mi? Yok. Ayıp olur ya. Ben buraya hazırladım fotoğrafları. Tamam. Evet. Hoş geldiniz. Fotoğraf başına hoş 500. 500 istiyorsunuz. İstiyorum. Peki. Evet. Bakalım fotoğraflara. Ayça. Bakalım. Bu sabah beni aradın ya. Çok mutlu oldum ya. Gerçekten elinizde fotoğraf var. Rica ederim. Rica ederim. Yani. X. Benim hala kızının fotoğrafını çekmişler. Tamam. Ayhan. Gerçekten ben sizin gazeteyi hep okuyorum. Hep sabahları alıyorum. Gerçekten en sevdiğim gazete sizsiniz. Ne mutlu istiyorsun? Yıllar sana. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun. Yok benim doğum günüm değil ki bu. Öyle mi? Koordinatları Ne? Pardon, özür dilerim. Görüntüleri almak için hemen size kaç paraydı o? Sizin gözleriniz niye kırmızı? Kaç paraydı? Kırmızı mı? Evet. Akşamdan kalmayayım ondan. Ha. Evet. Bu taraf başına 500 milyon. Buyurun paralarınız. Nereye sokmadınız siz bu kadar paraları? Benim cebim geniştir. Kıç cepleri bu kadar büyük oluyor mu? Estağfurullah. Ya? Kasam sağlam, kasa sağlam. Ayça. Kasa daha inanılmaz şeyler var. Kapı Allah Allah. Hala kızı. Senin dişlerin niye bu kadar uzun ve neden böyle sivri kulakların var? Hani kırmızı gözleri anladık, akşamdan kaldı. Evet. Gerisi ne peki? Dişler evet. böyle. Evet, dişler fazla kalsiyumdan uzadı. Yok. Ne var senin maskenin altına? Çıkar. İşte fotoğraftaki. Evet. Gerçekten fotoğraf. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Ayhan. Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter. Son 30. Buyurun. 6 deste para daha. Sakın konuşma. Ne diyorlar bacım? Ha, bacım. Sakın konuşma bacım. Ayça. Babacım. Sakın konuşma. Kimseye söyleme. Gerektiğinde biz herkese bildireceğiz. Geldiğimi detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce... Koptuk galiba. Hangi parçayı istersin? Dön bebeğim olur mu? Ne? Çabuk ver işte. Kafayı yemiş. Buyur. Hiçbir yere gidemezsin. Niye ya? Hiçbir yere gidemezsin. İşte, seni... Hafızasını kaybetmiş manyak numarası yapacağım ya. Bundan sonra anlaşmamız böyle. Ben sana geleceğim. Para vereceğim. Niye para veriyorum ben? Bu araba kaçma suyu abi. Dünya dönüyor, sen de yıllar geçiyor, fark etmesen de. Evet, şimdi Cimbiş'ten Burak ve Dilek kulaklıkları takıyorlar. Yine kendileri için cümlelerimiz var. Peki, ilk cümle. Hacı emmi kurban olayım, bir çay daha dök. Zeynep Altın Ankara'dan göndermiş. Enes Kurt Fethiye'den göndermiş. Dondurma yer misin? Çayın üstüne. Kaptan çıkarın beni bu kaptan. Hulya Aktepe göndermiş. Ben kaptan işte Ali falan. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Yusuf Öztoprak. Gitme sana muhtacım. Gözümde nursun başımda tacım muhtacım demiş. Burak Yıldız ve Yıldon'un cümlesini alacağız. Yazayım şöyle. Bakalım o cümleyi yazarken kalemi de vereyim. Ben diğer cümleleri şöyle bir okuyayım. Hacı emmi kurban olayım bir çay daha dök. Kaptan çıkarın beni bu kaptan. Gitme sana muhtacım gözümde nursun başında tacım muhtacım dondurma yer misin? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar ve Yıldon'un cümlesi geliyor. Toplu yazıları iki. Allah Allah. Her şey güzel olacak konsolos köpeği. Bakalım ne çıkacak? Peki alabiliriz. Müzik
Yıldız abi, bu deminki konu bayağı ilgi çekti. Evet. 2012'de 21 Aralık'ta olay değişiyor. Evet. Peki ne olacağız? Yani nasıl hazırlanmamız şimdi, gerekiyor? Maya takvimi çok enteresan. 5 güneş yılından oluşuyor. Her güneş yılı 5125 sene. Her güneş yılı 5125 sene. Ve bu beşincisi bitiyor. Uf. Ve Maya takvimi de orada bitiyor. Orada bir sonlandırmışlar. Yani Mu kıtasının yıkıldıktan sonra adalarda ele geçirilen, yani görsel olarak gördükleri taşların üzerinde sembollerde de bunları işlemişler. Hmm. Atlantis'te de aynı şeyler olmuş. Büyük bir değişikliğe doğru gidiyoruz. Peki ne olacak? Değiştikten sonra neler yani olacak? Herkes fiziki bir değişiklik bekliyor. Tsunamiler gibi. Onlar olabilir ya da olmayabilir. Ama insanda gelişecek bu iş yani. Yani bizim içimizde ve beynimizde ve benliğimizde, özümüzde bir parçalanma meydana gelecek. Aynı o şey, görevimiz tehlikedeki gibi böyle. Bir anda yok oluyoruz filan. Ay neredeyiz filan. Ah filan falan. Kalksana kardeşim, gitmiş. Yolcu mevta. Yani zaten olayları görüyorsunuz. Olaylar o boyutlara da geldi. Dikkat edin. Korkunç şeyler yaşıyoruz. Ne diye arkana mı tükürdü? Çok güzel. Bunlar olacak yani. Tükürmeler çok olacak yani. Yani bunlara karşı yapacak bir şeyimiz yok. Bunlara karşı sizin size vereceğim reçeteniz çocuklar, biliyor musun? Sevgi dolu olmazsanız bu ne derler, boyutlara atlamanız da zor olacak. Sevgi ve bilgi, şefkat, bunlar çok önemli. Eğer sevgiyi yakalarsanız size hiç zaten kimse sirayet edemez. Onu da bilin istiyorum. Yalvartmayın beni. Yok olmak çıkış noktamız olsun o zaman. Yok olmak olsun. Evet. Çıkış noktamız yok olmak. Çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Çok kuvvetli. 3, 2, 1. Bilim dünyasının sağ sıcak şok buluşumu yapmama çok az kaldı. Sırıtma, seni yok edeceğim gerizekalı. Geç bakayım kabinin içine. Tamam patron, sen ne istersen olsun. Yeter ki sen iste. Yok bilim... olacaksın. Sonra birden ortaya çıkacaksın. Hangi zamanda ve bir yer var mı? Yoksa gerçekten patron yapma lütfen. Ben canım istediği zaman. Ben ne zaman istersen pırt diye çıkacaksın. İstediğim zaman zırt diye yok olacaksın. Benim dünyasını sarsacağım. Canım acıyacak mı? Biraz sinek ısırır gibi. Bana acı patron, kaç senedir seninle birlikteyim. Evet, zaten bundan kurtulmaya çalışıyorum gerizekalı. Kaç senedir benimle berabersin. Dilek. Yeter, gazeteye ilan verdim. Bilim adamı yardımcısı diye bir Allah'ın kulu gelmedi. Gitme sana muhtacım, gözünde nursun, başında tacım, muhtacım. Yemezler. Lütfen. Yemezler, hiçbir şarkı beni durduramaz. Az sonra moleküllere ayrılıp kaybolacaksın. Sen de hayatta yalnızsın patron. Ben gidersen senin kafanı kim ağrıtacak? Kim? Hayır lan. O zaman kendime de bir tane hatun yaparım. Bilim adamı değil miyim anasını satayım? O zaman bir dakika. Giriyorum aletin içerisine. Burak. Ne kadar da sıcakmış patron. Ne kadar çok düğme var patron. Beni köyümün yağmurlarında yakasınlar. Efendim? Köyüme diyorum, heykelimi yapsınlar. Büyük bilim adamıyım ya. Yaparlar tabii ki, yaparlar. Geç bakalım, seni güzel bir hatuna çevirebilecek miyim? Deneyin seyrini değiştiriyorum. Bunda benim artık ne yararım olacak, onu anlamadım patron. Senin bir yararın yok salak. Şişt. Bilim için yapıyoruz. Kapadım. Evet. Evet, hazırım patron. Şimdi bölmeyi aç. Al şunu. Niye bölmenin içinde bunu içiyorum, manyak mıyım? Bilim adına yapıyoruz. Salak salak sorular sorma. Kim bilim adamı? Bilim adamı tamam, kim söyle? Tamam. Kim? Benim. Dilek. Kaptan. Kaptan, çıkarın beni bu kaptan. Ne kadar güzel bir yer. Ha, ne oldu? Efendim? Limonu az sıkmışım, limonu az sıkmışım. Dur kıpırdama, limon sıkacağım. Limonsuz yenmez tabii. Nasıl sen? Gayet iyiyim. Burak. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ne kadar tatlı bir adamsın. Dondurma yer misin? Dondurmam var. Yerim. Dondurmaya bayılıyorum. Yalnız ben öyle kapta yemem. Nerede yersin? Hadi. İyi mi? Niye? Yerken bir izlememi istiyorsun. Evet. Peki.
Dur kıpırdama, limon sıkacağım. Patron geç hoşuma gidiyor. Dilek. Ulan kim derdi bir limonun bütün bilim camiasını parmağında oynatacağım. Hadi emmi. Kurban olayım, bir çay dök bana. Şuralar. Şuraları temizleyeyim, daha sonra tumanını yıkayıp getiririm. Her şey çok güzel olacak, konsolos köpeği. Konsolos, evet konsolos. Evet, konsolos köpeğinin iki tane kılını koyarsam eğer her şey çok güzel olacak. Nereye gitti o? Nereye gittin? Buraların tazını aldım. Al bakayım. Ne? Nerede kalmıştık? Dondurma nerede? Dünya dönüyor, sen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Evet, ilk olarak maaşları izledik. Maaşların çıkış noktası UFO'ydu. UFO ile bu turun galibi mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. Biraz daha arttı alkışlar. Hemen arkasından Cümbüş'ü izledik. Yok olmaydı çıkış noktası. Cümbüş diyenler. Bu turun galibi bir kez daha Cümbüş oldu alkışlarınızda. Kukla turuyla devam ediyoruz. Kukla turunda yine zannediyorum mahşer mi geliyor? İlk olarak demek ki ilk kuklalarımız Ayhan ve Özlem. Kim kukla oynatmak istiyor aranızdan? Bir tek o. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Peki daha önde birisi var, onu alalım lütfen. Siz evet, en önde oturan. Evet. Öndeki gelsin. Gel. Peki iki kız olsun bu sefer. Evet siz de gelin lütfen. Çok hızlı ama çok. Bir sevgi kelebeği geldi. Sevgi kelebeği. Şimdi ilk olarak iki konuğumuzu bir öne alalım. Çünkü ilk kuklalar siz olacaksınız. Evet. Sizin üzerinde oyuncularımız gösterecek bir kukla neler yapabilir. Bir kukla her şeyi yapabilir. Yeter ki kuklacı ona her şeyi yaptırsın. Yürütebilir. Efendim başını eğebilir, böyle çevirebilir başını. Döndürebilir. Kollarını oynatabilir. Her şeyi yaptırabilir kuklacı kuklasına. Gördüğünüz gibi, evet galiba gördük, kukla her şeyi yapabilir. Şimdi gerçek kuklalarımız öne geçsin. Ayhancığım artık yavaş. Biliyorum kaptırdın kendini biliyorum ama. Peki, şimdi gerçek kuklalarımız Ayhan ve Özlem. Yıldo abi kim olsun bunlar? Yani Ayhan ve Özlem kim olsun? Mesela öğretmen, öğrenci, efendim doktor, hademe. Her türlü şeyi yapabiliriz. Bunlar film çeksinler. Film çekiyorlar mesela biri o zaman ne olsun? Can kurtaran olsun bunlar. Can kurtaran bir tanesi öbürü de? Öbürü de iğneci olsun. Can kurtaran ve iğneci ilişkisi. Tabii hemen yeriyor vuruyor böyle. Yani biri diyorsun. Kurtarıyor öbürü iğneyi yapıyor. Tabii düzeltiyor seni. Hangisi can kurtaran olsun? Can kurtaran arkadaşımız olsun. Ayhan can kurtaran olsun. İsterseniz iğneci ben olayım ya. İğneci senden korkuyoruz. Kızlar sakat kalır diye. Tamam ben can kurtaran. Can kurtaran. İğneci bildiğiniz iğneci. Ve
ve iğneci plajdalar. Bakalım neler olacak. Can kurtaran bir iğneci. Ama mayoylaysınız. Öyle oynuyoruz. Siz bikiniler içindesiniz. Tamam mı? Tamam. Can yani kurtaralım bikini. Benim bikini var. Sen giydirdik sana. Yani şey olsun. Kardeş yani. Grupsunuz ya. Peki kuklacılar bakın. Her istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Lütfen çok değişik hareketler yaptırmaya çalışın. Yürütün. Tabii. Oturtun. Kaldırın. Her şeyi yapabilirsiniz. Konuşmayın. Evet. Can kurtaran ve iğneci plajdalar bakalım neler olacak. Hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Üç. Olmadı. Çok kuvvetli diyorum. Çok kuvvetli. Üç. Güzel. İki. Bir. Faruk Bey. Efendim. Gel. Ne? Gel dur ben geleyim. Dur. Ya daha kimseyi kurtarmadık ya. Yapacak iğne yok. Ay ben şimdi sana yapacağım o ineği. Bana mı yapacaksın ineği? Aa sana yapacağım. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah bilmiyorum ki ne yapıyorum ben. Rauf Bey. Efendim. Faik Bey'diniz Rauf'a döndünüz. Neydi? Evet. Şurada ileride benim bir çantam var. Onu alayım da içinden size iğne çıkarayım. İğne. Dur. Oradaki çanta mı? Evet oradaki çanta. O benim çantam. Evet. Hop gideyim mi çantama? Gitmeyeyim. Vallahi ben çok yoruldum hakikaten. O çantayı ben alacağım ama alamıyorum. Dur ben getireyim şimdi o çantayı. Dur. Buyurun. Dur gidiyorum böyle. Hafif kalça çıkıklığı var kusura bakma. Bir saniye. Evet. Yalnız. Şurada şunu. Heh. Yalnız. Aldım. Tamam. Evet. O mu? Evet. Ne yapıyorsun? Vallahi bunu... Ne yapıyorsun Allah başıma gelen? Aa. Ben o kadar iğneyle... Bırak o iğneyi. Aa iğne yere evet. Düştü. Bak ne olacak şimdi iğne yere düştü. Manyak mısın kardeşim? O iğne bir galon su yutmuş, boğulmuş insana yapılan iğnedir. Sen bana o iğneyi yapamazsın. Ben size bu iğneyi öyle bir yaparım ki Rauf Bey. Gel. Sokacaktır da. Neyse. Ama evet, böyle peki, çok tamam. Biçimsiz olacak. Ne yapayım? Uzanayım mı? Uzanın geliyorum. Tamam. Uzanıyorum. Seyirciye de popoyu döndük ama evet. Neyse artık. Evet. Ben şu tarafınıza geçeyim sizin Rauf Bey. Evet. Haydi bakalım. Oh, iyi oldu. Oh. Ne yapayım? Biraz popoyu sıyırayım mı? Hafif çatala kadar sıyırın ama iğnem arkada kaldı. Arkada mı kaldı? Evet. Bakayım evet orada duruyor hala yine. Evet. Şimdi onu alayım buyurun. Da ben getireyim. Sıyıramıyorum yalnız. Hah sıyırdım. Heh. Oh sıyırdım. Hop. Allah Rauf Bey. Hem size hem bana girdi vallahi girdi. Yalnız dikkatinizi çekerim. Canım acıdığı halde keyfimi bozmuyorum. Allah dur. Son 30. Evet. Çok pis girdi. Hem size hem benim böğrüme. Başımdan kaynar sular döküldü ya. Rauf Bey 3 deyince öne atın kendinizi. Öne mi atayım? Evet ben de kendiminkini şey yapacağım. 1, tamam. 2, 3. Hoppala. Oh iyi oldu valla. Oh güzel oldu. Ne güzel Allah görünüyor buradan. Allah size razı olsun. Ay burada... birazcık vibrasyon yapalım da popoya. Ne yapıyorsun? Kusura bakma hep şey yok. Ne yapıyorsun? Niye titriyorum vallahi ben? Valla benim titretmem lazım. Bana neler oluyor? Ne yapılıyor bana? Rauf Bey. Bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Çile çekilmez. Teşekkür ediyoruz. Evet Yıldız abinin verdiği yönelimlerle gerçekten ilginç bir kukla turu izledik. Evet, şey. Şimdi mahşerden tamam mahşerden. Burak ve Yiğit geliyor. Bir kuklayı bence Yıldo abi oynatsın. Ne dersiniz? Ben mi oynatayım? Vallahi. Nasıl oynatacağım? Hadi bakalım. Hadi oynayalım. Alkışlar Yıldo için. Çok güzel. Peki Burak'ı kim oynatmak istiyor? Gel. Siz mi oynatacaksınız? Buyurun siz de gelin. Gel. Tamam. Evet. Evet, işte kuklacılarımız da geldi. Kim olsun? Burak ve Yiğit kim olsunlar? Önce adam olsunlar değil mi? Evet, orada bir arkadaş var. Deniyor, deposu falan var mı? Alıştırmalar var. Evet.
Kim? Tom and Jerry. Evet, burada bir arkadaşımız var. Evet, evet. Futbolcu. İkisi de futbolcu. Futbolcu olur. Hakem. Futbolcu hakem, peki. Yaptık daha evvel, o yüzden. Evet, sen söyler misin lütfen? Hacivat'la Karagöz. Hacivat'la Karagöz. Evet, şimdi sende sıra. İşte beklenen an geldi. Kadın doğum uzmanı ve hastası. Çok güzel. Yalnız dikkat et, kuklayı yıldı oynatıyor. Evet. Gerçekten bir... Tamam, başka. Doğru. Evet, burada var. Kayınpeder ve damat. Kayınpeder, damat. Güzelmiş bu, tamam. Kayınpeder ve damat. Neredeler peki bunlar? Sen söyle yine. Kaldı. Kaldı mı? Evet. İş yerinde. İş yerindeler. Peki, burada. Efendim? Damat kayınpederden kızını istesin. Damat. Damat olmuş bile ama yani. Kız isteme. Az önce onu seçtiniz de o yüzden. Kız isteme. Yani. Kız isteme olsun. Kız isteme evet, olsun. Tamam, evet, damat adayı. Tamam, damat adayı geliyor. Kayınpederden kızı istiyor. Evet, kayınpeder ve damat adayı. Hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Kız isteme sahnesini hep beraber istiyoruz. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli. 3, 2, 1. Peki hangisi kız bunların? Ne? Bravo. Bir, hangisi? Demek benim kızımı istiyorsun öyle mi? Damat. Evet, peki benim kızıma ne vaat ediyorsun? Ne? Efendim ne, ben sizin kızınızı o kadar seviyorum ki köpekler gibi seviyorum. Şimdi bir dakika oğlum, öyle elin kolun ayrı oynuyor, dikkatimi çekiyor. Tabii. Ne vaat ediyorsun? Aha, bu kadar seviyorum. Bak, sevgi öyle elle kolla gösterilmez. Allah'ım, o kadar seviyorum ki. Mesela diyelim ki benim kızla evlendin. Beraber bir yere yemeğe gittiniz. Senin de cebinde para yok. Hesapta geldi. Ne yapacaksın? Ellerimi arkaya koyup şöyle sert bir bakışla garsona bakıp dur derim. Bekle. Hayır. Olmaz. Git buradan. Defol. Bravo. İlk testi geçtin. Peki. Benim kızı en beğendiğin yönü neresi? Böyle göğüsleri... Hayır! Kalkıyor lan! Ne diyorsun lan? Bak şimdi bu bacağımı bir atarsa attım. Geliyorum, çok fena geliyorum. Dur! Sen benim kungfucu olduğumu biliyor musun kungfucu? Oy! Sen benim yılan dansımı biliyor musun peki? Vay! 1000 senedir kullanılmayan bir teknik. Evet. Peki şu iki parmağımla. Ayağım topuma bir şey oluyor. Dur! Damat, seni daha yakından tanımak istiyorum. Onu geri gidin. Damat bak, söyle ben babacığım. Öyle bir kayınpederim ki... Evet. Manyak hareketler yapmak da üstüme. Belli. Ben... Dur! Vurarak olmuyor. Çekeceğiz, alacağız. Evet. Sevgili damat, fıslayıp fıslama. Ben öncelikle... Damadımı... Allah! Her şeyden önce damadımın dans etmesini bilmesini isterim. Dans edebiliyor musun? Tabii ki. O zaman veriyorum müziği, şimdi basıyorum. Düğmeye bastım. Hadi bakalım dans et. Hop! Hop! Bu ne biçim dans? Damat! Damat, kopsana! Kopar damat bizi. Bak ben de sana katılacağım ama hala bak. Dur otur. Oh damat. Tamam, kapatıyorum. Kapattım. Damat. Sizin gibi bir kayınpederim olduğu için o kadar şanslıyım ki. Oldu. Daha olmadı. Son soru. Buyur babacığım. Kızım ileride. Hayrola. Evet, ne diyordun ben? Kızım ileride. Diyelim ki ben çalışmak istiyorum dedi. Niçin? O
olmaz. O zaman çek o zaman. Oley be. Bravo Yıldız abi ya. Vallahi bravo. Burada var. Yalnız ben bu kadar kendini işine veren bir kuklacı daha görmedim. Dans ediyor, o da arkada dans ediyor çok. Abi tabii vermek lazım yani. Yani bir şey vermezseniz olmaz. Ruhunu verdi vallahi. Konsantre olacağız. Meditasyondur yani bir nevi bu yaptığımızda. Ne? Peki. Evet. Çok güzeldi. Hemen oynayalım. 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 Şimdi, değil mi? Yine mi? Yine mi belli ya? Evet ya. Ama yine de bizim soralım. İlk olarak Mahşer'i izledik. Can Kurtaran ve İğneci plajdaydılar. Bu turun galibi Mahşer olsun diyenler kuvvetli. Halkımızın sevgisi gün geçtikçe artıyor Mahşer'e karşı. Daha sonra da Cümbüş'ü izledik. Bu turun galibi Cümbüş olsun diyenler. Bu turun galibi alkışlarınızda Mahşer oldu. Aydın Üniversitesi keyifler nasıl? Eğleniyor musunuz? Harikasınız. Devam ediyoruz o zaman. Sıradaki turumuz çok sevilen turlarımız haline geldi. Bir turumuz haline geldi. Fes başıma turuyla devam ediyoruz. İlk olarak Mahşer geliyor. Fes de Mahşer'e doğru geliyor. Evet. Fes başıma turu çok keyifli bir tur. Bu Fes'in bir özelliği var. Kafasına Fes takılan oyuncuya bir haller oluyor. Yani birdenbire değişiyor. Bir özellik kazanıyor. Bunu hep beraber belirleyeceğiz şimdi. Ne olsun? Bir duygu olabilir bu. Evet, en önde bir arkadaşımız var. Hemen verelim. Bak burada. Elini kaldırırsan Fes başa takıldığında ne olsun? Ne söyleyeceğini unutsun. Ne söyleyeceğini unutsun. Güzel. Peki. Başka? Burada var. Sarhoş olsun. Birdenbire sarhoş oluyor. Evet. İlginç. Peki. Bir tane daha alalım. Orada kırmızılı bir kızımız var. Zıt karaktere dönüşsün. Yani... Olduğu karakterden bir anda evet. Değişsin. Tamam, güzel. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Zıt karakter. Çok güzel. Olsun mu? Peki. Oo. Nerede olsunlar bunlar? Neredeler? Nerede? Orada birisi var. Mahkemede olsunlar. Mahkemede olsunlar. Güzel, çok güzel. Çok mahkemedeler güzel. Ve Fes kafasına takılan oyuncu birdenbire tam tersi bir karaktere dönüşüyor. Yiğit, sen mi ayarlayacaksın Fes'i? Evet, süper. Tamam, peki. Mahkemedeler ve Fes kafasına takılan oyuncu tamamen zıt bir karaktere dönüşüyor. Hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Çok kuvvetli. Güzel. Tanımıyorsanız niye mahkemeye başvuruyorsunuz ya? Yani, geç. Tamamen, geç şuraya bak. Tamamen bir yanlış anlaşma. Yoksa benim devletle... yani ben var ya anarşistim, yemin ediyorum ya. Lanet olsun bu düze. Diyenlere çok, ben çok sinir oluyorum. Hakim yani. Bey. Ayıptır, günahtır. Evet. Allah sizi inandırsın. Ben bu kadını hiç tanımıyorum. Tanısam da zaten sallamam. Neyse. Şimdi bu kadın yolda gördüğümüz zaman beni yolda gördüğü zaman alakası şeyler söyledi. Ben de dedim hanımefendi. İyi misiniz? Ondan sonra dedim ki kendinizi ne zannediyorsunuz? Kendini bir şey zannetmediği için de geldi yanıma. Hı. Allah sizi inandırsa tanıdığım ettiğim yok. Ama dava tutanağında diyor ki bu kadın diyor benimle tanıştıktan sonra diyor cüzdanımı çaldı diyor. Evet, evet. Evet, cüzdanını çalmışsınız. Belki ihtiyacınız vardı, nereden biliyorsunuz? Belki. Belki ihtiyacın vardı. Allah, ay ağzınızı... Yani insanlara bir cüzdan çalman insana önce sorulur değil mi? Yani önce dersin ki bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Sormuyorsun. Kadın çaldıktan sonra da geliyorsun mahkemeye müracaat edip dava açıyorsun ya. Ha, davayı açan benim değil. Davayı açan sensin. Ay yanlış anlaşma var, hiç öyle bir şey yok. Ben kocam izin vermez. Evden dışarı çıkartmaz beni, hayvan herif. Yani reddediyorsunuz bunu öyle mi? Yani. Ha? Belki de. Benim önümdeki dosyayı... Hayır, ne olmadı, ne alakası var ya? Olmadı tabii ki. Kim getirdi beni buraya? Allah onun belasını versin. Evet. Yanlış anlaşma olsa gerek.
Davayı kapatıyorum. Ama daha... Davayı... Kapatıyorum. Ama bir yere... Davayı kapattım çocuklar. Ama... Dava kapandı. Dava bakın attım düştü dava. Olma dava... Dava düştü lan! Daha çok var. Dava düştü! Bu kap... Siz! Sayın hakim, bakın gerçekten sinir kat seviyem yukarılara doğru çıkıyor. Yani ben sinirlendiğim zaman gözüm hiçbir şey görmez. Evet. Zira şu an açılan bu mahkemede yani sizin anlattıklarınızı hiç anlamadım. Zira ben çanınan bir şeyim yok benim. İnanın kafam ambala oldu. Yani ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Son 30. Dava yerde ya. Davayı alayım. Hay Allah. Düşmüş davayı bana kaldırttırıyorsunuz. Ama bizim sorunumuz çözülür. Ben hakimim. Eğer bizim bir sorunumuz çözülür. Kendime bile hakim olamıyorum ya. Eğer çözebilseydiniz yani ben gerçekten de buraya gelmezdim. Geldi iyi oldu gelmen. Evet gelseydik de. İyi oldu gerçekten iyi oldu yani. Hakim bey şimdi şu konuda bir şey söyleyeceğim. Kalem kırma hangi konularda giriyor? Kaleminizi kırdırmayın bana kurşun kaleme yazık ya. Kaleme yazık. Hadi bakın. Birbirinize bundan sonra iyi davranın. Bir daha da dava açmayın açarsanız. Çok güzel ya Allah. Allah iyiliğimi ver. Evet Cümbüş. Cümbüş bakalım neler yapacak Fes'le Ayhan Fes'i idare edecek. Şimdi nasıl bir özellik olsun bu Fes'i takanda? Evet orada bir el var. Hemen mikrofonu verelim kendisine. Cinsiyet değiştirsinler. Cinsiyet değiştirsin. Aa, olacak şey değil. Peki aferin başka? Evladım, başka? Aferin sana. Hıçkırsınlar. Hıçkırmaya başlasınlar. Peki. Yani. Başka bir duygu hali olabilir arkadaşlar. Evet burada hemen mikrofon. Robot olsunlar. Robotlaşıyorlar. Evet. Robot Allah Allah olsun. İlginçmiş bu da ya. Peki arkada birisi vardı. Ağlamaya başlasınlar. Peki. Burada birisi var. Şarkı söylesinler. Şarkı söylesinler. Şarkı söyleyerek devam etsinler konuşmalarını. Evet. Peki tamam öyle yapalım. Şarkı söyleyerek devam ediyor. Fes'i takan şarkı söylemeye başlıyor. Peki neredeler bunlar? Neredeler? Evet bir el var orada. Sokakta halı yıkıyorlar. Sokakta halı yıkıyorlar. Peki başka? Evet sen söyle. Düğün salonundalar. Peki düğün salonundalar ve Fes'i takınca şarkı söylemeye başlıyorlar. Şimdi hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. 3, 2, 1. Kodacık küçücük altın alınır mı? Adam bizim sünnet düğünümüze geldi. Oğlana ne taktı? Sen ne kadar cimri bir adamsın ya? Ben karısı altın fiyatlarının haberi yok herhalde. Ya ben ablana kadar neler çektim biliyor musun? Dost var düşman var. Şimdi kameraya çekecekler. Küçük altın çıktı. Ya ne olacak ya? Aman aman. Sen bak bu kadar kendine dert ediyorsun. Ondan sonra dertli dertli bunaltıyorsun kendini. Hanım biraz akıllı ol. Devir ekonomi devri. Krizden milletin anası ağlıyor. Anneler, annelerimiz. Benim annem mesela kadın bayılacağına. Ne? Boş ver. Diyorum ki o ardın yeter yeter yeter. Yeter bu çektiğim çile benim. Allah'ını seversen sende hiç gurur yok mu? Ne alakası var? Sende hiç gurur yok mu? Ne biçim adamsın ya? Ya bir tane küçücük altın mevzusunu büyüttün büyüttün ellerimle büyüttün. Yani şu kadarcık alın ya. Altın diyorsun da geçen sefer onların yakınları gelmişlerdi bizim eve. Vay efendim vay. Ah. Vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ya. Sizi görmek ne kadar büyük. Adamın beklentisi büyük kocaman kocaman açıyor ederini. Adamın beklentisi. Abi. Ya hanım bir şey olmaz. Sen ver aldın bana ben halledeceğim şimdi. Benim yüzüm yok. Ya selam be kardeşim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sağ olun. İyi misin? İyi misin?
ben çok iyiyim ama. Oğlan çok korkuyor vallahi. Aa, neden korkuyor? Ben lafı değiştiriyorum. İnşallah Allah bir acayip oluyor. Mutluluklar diliyoruz ya. Mutlu ol yeter. Mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Bir ömür boyu inşallah. Ay. Çocuk vallahi inanın sizleri bugün düğünde görmekten mutluyuz. Düğünde görmekten mutlu. Çocuk da çok sevinecek. Yalancıya bak. Düğünde görmekten mutluyuz diyor ya. Yalan. Ay, yalan. Lan kadın sen bana şu altını ver. Ben mevzuyu halledeceğim. Ay. Ver. Ver lan ver. Al lan. Ya Selim Bey. Biz böyle Şam sakızı çoban armağanı. Evet. Çoban dediğin ne ki? Minicik böyle bir tane. Aldın aldın. Sarı sarı. Ay. Sen hiç olmadın. Allah'ın şeyini olmadı ya. Evet, her iki grubu da Fes Başıma turunda izledik. İlk olarak Mahşer'i izlemiştik. Mahşer, şapkayı yani daha doğrusu Fes'i takan oyuncu tamamen zıt bir karaktere bürünüyordu ve mahkemedeydi. Bu turun galibi Mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. Çok güzel. Evet, hemen arkasından da Cümbüş'ü izledik. Cümbüş'te de Fes'i takan oyuncu şarkı söylemeye başlıyordu ve onlar da bir düğündeydiler. Cümbüş diyenler alkışlasınlar. Evet, bu sefer birkaç alkış da size geldi. Bu turun galibi alkışlarınızda Mahşer oldu. Hadi bakalım. Evet, en sevilen turlarımızdan, klasikleşmiş turlarımızdan dörtlü dönme turuyla devam ediyoruz. İlk olarak kim geliyor? Cümbüş geliyor. Mahşer'den mi alacaksınız? Mahşer'den alıyorlar. Kimi alıyorlar bakalım? Özlem geldi. Şimdi, biliyorsunuz dört tane yönelim alacağız. Ben Yıldoğ abiye bazı sorular soracağım. Yıldoğ abicim, küçükken hepimizin yanlış anladığı bazı şeyler vardı. Mesela ben mesela işte televizyonda ben hep küçük adamlar var zannediyordum. Aa. Onlar televizyonun içinde yaşıyorlar zannediyordum. Öyle mi? Ben öyle zannediyordum. Öyle değilmiş meğer. Ben de öyle zannediyordum. Var mı öyle başka benim gibi zaten Dilek de öyle zannediyormuş. Başka tabii yeni kuşak daha akıllı çıktı. Benim gibi değiller onlar. Estağfurullah. Şimdi Yıldoğ abi senin böyle küçükken yanlış anladığın, yanlış bildiğin bir şey var mıydı? Vallahi hiçbir şey olmadığı için yanlış bildiğimiz bir şey olmadı. Nasıl yani? Ya yoktu hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Yoktu tabii. Olmayan bir şeyin yanlışı da olmuyor. Değil mi? Birbirini götürdü yani. Yani hiçbir şey yok, tabii yanlış da yok. Tabii şimdi bu çocukların kafaları ondan karışıyor yani. Olmayan bir şey de olmayan bir şey olmuyor zaten. Yani bir şey yoksa yok. Ne güzel değil mi? Efendim? Efendim? Ben bilemiyorum. Gittik. Uçtuk yani. Yani esasında bu çocuklarımız bu olan şeylerle çok daha güzel şeyler yapmaları lazım. Evet. Niye yani yapmıyorsunuz? Bir an evvel çıkın yani, şeyden çıkın yani. Ekranın içinden çıkın. Değil mi? Ya da onlar ekranın içinde küçük küçük yaşıyorlar onları. Orada öyle orası. O manada söylemedi yani. Çıkıp dolaşsınlar böyle. Ateş böcekleri gibi. Ateş böceği çıkış noktası. Yes. Okay. Yıldo abi sen çok başarılı bir insansın zaten. Rica ederim. Nereden oldu böyle bir şey? Bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Neyi hedeflersin? Ya da öyle bundan sonra demeyeyim. Neyi hedeflersin hayatta? Benim hedefim ahiret. Ahiret artık oraya doğru geldik yani. Yok artık. Daha ne öyle yani. Ama yani şey yok. Sen 2012'den dolayı öyle diyorsun. Yani şimdi Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir fıkrası var böyle. Bir meftayı götürüyorlarmış. Çocuklarla götürüyormuş ama böyle genç çocuklarla 15-17 yaşında. Çocuklar demişler ki hocam demişler ondan sonra cenazenin demişler neresinde duralım? Hoca da demiş ki içinde durmayın da neresinde durursanız durun. Hesabı. Evet, doğru. Yani onu şeyden söyledim. Kalıcı bir şey yok. Ona göre güzel şeyler yapalım. Yani manevi bagajımızı dolduralım. Yani götüreceğimiz. Tabii.
Manevi bagaj çok önemli. Tabii. Bagaj. Hayır, isterseniz manevi bagaj olsun. Evet. Manevi bagaj o zaman. Tamam ya. Yes. Manevi bagaj. Tabii ki. Bagaj. Çok merak ettim. Yıldız abi, şimdi sen haber anchorman olacak olsan yapmak istediğin en önemli haber ne olurdu? En önemli haber mi? Evet. Zaten biz yaptık bir şeyle anchormanlik yaptık ilk. Hava raporunu sunuyordu. Kızcağızın ismi neydi? Evet. Hülya. Ya çok koptuk onda ya. Evet. İnanamadım yani. Bir haber sundum onda. Böyle bir Papandreou'yla ondan sonra dostunun haberini sundum. Papandreou'yla dostunun haberi. Tabii o biri sonra fırçaladı içeride ya. Hiç utanmıyorsun dedim. Dedim ki ya bu Metin. Bu dedim Metin ya. Yani seferini hazırlayıp vermişler. Vermişler, Metin'i vermişler yani. 80 kişi bir kobra soktu, tıs tıs mesela. Okuyorum, çıldırıyor bu. O güzel bir haber okumak istiyor. Halbuki bizim işimiz o değil. Benim isim Anchorman değil. Ankleman. Kobra. 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 Peki, nasıl tatillerden hoşlanırsın? Neler yaparsın tatilde? Tatilde yılan avına çıkarım. Ya yılanlara karşı büyük bir sempati duydum. O da nasıl oldu biliyor musun? Bak koptu arkadaşlarımız. Harbiden söylüyorum. Kıbrıs'a gitmiştim. Allah. Kıbrıs'ta böyle Karpat bölgesinde bir şeyler, daha doğrusu Kıbrıslı Türkler oradan Londra'ya gittiklerinde işte benim programımı görmüşler. Bana çok tav olmuşlar. Derken otelde karşılaştık. Beni dediler ki seni köyümüze götüreceğiz. Abi bir köye götürdüler ve orada adetmiş. Köye götürdükleri insanları ilk önce tıraş ettirirlermiş. Neyse biz girdik tıraşa, oturduk, bir gözü kafamı kaldırdım. Aa inanamadım. Hani turşuları dizerler ya, evet. Yılanları dizmişler. Haydi. Harbi söylüyorum ya. Kıbrıs'ın yılanı çok şey. Meşhur. Ben size söylüyorum. Yani zehir mehir çıkarabiliriz oradan. Kimse bu işe atılmıyor. Bak şimdi hatırlatıyorum. Şu anda aranızda bu işi yapacak insanlar çıkabilir. Acayip yılan var. Yılanları gör. Acayip. Her yerde böyle sokulmamak için böyle gezemiyoruz falan. Ay bir sıkıntı oldu. Ay oğlum lan dedim korktum abi. Çıldırak. Bugün herkese meslek bulacak. Buldum meslek. Abi çok güzel. Hayır bunu niye anlattım? Bir tane 98 yaşında bir kardeşimiz vardı. Neredeyse şey olmuşuz. Bu Brezilya'da yaşıyor. 50 kere falan sokulmuş. Allah adamca. Allah. Her tarafından. Yani sokulmadı geri kalmış adamın. Ve sonunda... Bu kobra yılanlarından böyle karışım bulmuş. Her sene bir kendine vuruyormuş, çakıyormuş. Hı hı. Hasta olma diye bir şey yok. Şimdi geçen gün beni arı soktu. Çok memnunum. Yavaş yavaş yıllandırıyorum. Arıyla başladım. Yani yılan da başlamayın yani. Direkt yılana girmeyelim. Allah harbi söylüyorum. Direkt girmeyelim. Yani bu işin de faydası var. Teşekkür ederim. Ben buradan nasıl bir... Brezilya. Hani Brezilya. Zehir. Zehir. Valla kafam davul gibi oldu. Biz neydi bizimki ya? Manevi bagaj bu ya. Ateş böceği. Ateş. Manevi bagaj. Kobra. Zehir. Hep beraber sayıyoruz. Evet, evet. CV'mde de belirttiğim gibi bir ateş böceği avcısıyım. 16 yıldır ateş böceği avlıyorum. Sesleri nasıl olur bilir misiniz? Fütüdü fütüdü falan gibi bir şey. Ama bizim en önemli özelliğimiz bu. Yani istediğimiz özellik bu. Ama ben çok iyi avcıyım yani ateş ve böcek. Ben bunları görmeyeyim. Avlarım. Nasıl? Nasıl avlarsınız? Böyle. İçim bomboş İsmail abi. Sabahları kalkıyorum, yataktan çıkasım gelmiyor. Allah seni inandırsın, bakkala gidip bir ekmek dahi alasım yok. Eyvallah ciğerim sağ olasın. Vay 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 kobra Necmi. Vay 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 yenge Selim. Ne güzel bir işlendirdi değil mi bizi Yıldız abi? Kesinlikle. Haydi zehir avına çıkıyoruz. Haydi bakalım. Evet.
Mesela şu anda bastığınız bir ateş böceği. Ay eşek kafam. Yok yok önemli değil önemli değil. Çıkartın bakın. Evet işte ölmüş. Ne bileyim. Güzel bir film koyuyorum. Hiç umurumda değil. Hep de sana denk geliyor ha. Nasıl oldu da çıktın hapisten? Yoksa yine kız sağdan soldan kaçtın. Kapının altından çıkıverdim şu an işte. Vay işte şurada iki tane var. Aa, anne gördüler bizi. Kaç, kaçsak mı? Ne yapsak? Ay bilemedim. Dur. Biri bayıldı. Biri bayıldı. Numara alan o. Kesinlikle. Tabii ben National'da izlemiştim. Nerede? Bakın. Bunun adı Selim. Aa, inanmıyorum isim takıyorsunuz. Tabii tabii ben bütün ateş böceklerine isim takarım numaralandırırım. Bunun adı Selim. Kaç numara? 75. 74 mesela Necla ama o şimdi burada değil. Selim gösteriyor bana. Evet. Görüyor musunuz bak Selim? Anne. Selim bak merhaba de ablaya Selim. Bak size merhaba diyor. Anne benim. Ha? Hadi bir ateş göster bakayım bir ateş. Aa! Tamam Selim. Selim. Nefes dayı almak istemiyorum abi. Ne kimselerle konuşmak, ne yemek yemek. İçim bomboş be abi. Abi sen niye bana hareket çekip duruyorsun ya? Bak farkındaysan hareketi tamamlayamıyorum. Bir niyet halinde kalıyor. Bir türlü hareketi tamamlayamıyorum. Niye? Bagaj boş. Bagaj dolu olsa şak diye yapacağım hareketi. Kobra! Evet. Seninle görülmemiş bir hesabımız vardı hatırlarsan. Vay. Yengeç. Dur bir dakika yanına kadar geleyim. Son hareketi hatırlarsın. Nasıldı? İşte sen beni soktun ondan sonra hapse girdin zaten. Pis bir yerden soktun ama. Dostluk, candık, kardeşlik. Bu ne ya? O ne be? Ne o be? Kat! Lan! Yine mi lan? Yine. Bu da mı gol be? Bu da mı? Evet. Vay anasını sayın seyirciler. Şişt. Sen beni sokuyorsun. Benim de şık hareketlerim olması gerekmiyor muydu? Bak. Kobra. Arı gibi uçarım, yılan gibi sokarım. Yapıyorsun. Sakin ol abi, sakin ol. Bir filmde izlemiştim. Önce şurayı yırtmam lazım. Lan. Lan dur lan, ne yapıyorsun? Dur, yanımda bıçak var, meraklanma. Ne yapacağız? Aa! Şimdi çok seksi bir şekilde orayı emeceğim. Lan dur İbrahim, yapma oğlum ya. Hayır hayır, senin çağırmanla gelmez. Tayfun. 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 34 Tayfun. Tamam, kalk bakayım. Geldi. Ah, 34 Tayfun'du değil mi bu? Evet, 34 Tayfun, 34 Tayfun sağa çek. Bir espri yapayım da ortam şenlensin istedim. Çok güzel. Bunun adı Tayfun. Neden ateş böceği yani? Özellikle niye? Bu soruyu daha önce hiç sormamıştım kendime. Neden acaba? Acaba neden? Bilinçaltınızda bir şey mi var? Bilinçaltımda bir şey mi olabilir? Yani... Kesin benim bilinçaltımda bir şey var. Demek ki o pırtlayınca... Diyor. Demek ki. Abi! Harika bir şey oldu. Ne oldu lan? Ah içim enerjiyle, sevinçle dolu. Yapma ya. Evet. O zaman ben hareketi tamamlayamıyorum. Evet abi. Ama bu sefer hareket yok. Aa! Sana yapmak istediğim bir hareket yok. Ah! Aa! Bagajları doldurduk. Evet! Bagajlarımız maneviyatla doldu. Abi! Kardeş! Abi! Niye geldin? Lan çıngırak mı taktın lan? Azıcık şurada oyna da şenleneyim bari. Hastane köşesinde yıprandım kaldım lan. Bundan kimseye bahsetmek yok ama. Yok sen merak etme. Ben ne güzel olmuş be. İyi akıl etsin ha. Yalnız suçmuş işlememin. 2, 3, 4. Abi arıyor.
Abi? Abi. Abiciğim ya. Alo diyeceksin lan. Yıldı oğlum. Dedi ya. Ya abi biz senin aklına uyduk. Kıbrıslara kadar geldik zehir diye benim arkadaşım. Ya Yıldı abi soktun. Sen de buna mı akıl verdin? Ne emdi bu beni? Beni de soktular ondan iyi diyorum. Dur bakalım. Ne, hangisi soktu? Çıngıraklı mı? Büyük panda mı? Olan. Panda diyorum. Şey. Büyük başlı olan soktu abi. Tam affedersin söylemez aydır. Kabı etimden 3 santim aşağısını. Abi şimdi ben o emdim. Tükürdüm. Tükürdün mü? Zehri. Yutmadın değil mi? Tükürdü abi. Yuttun mu he? Yutmayacaksın kızım. Ha dişimde çürük mülük yoktu ama. Ama şeylerin arasına girebilir yani. Yani. Ama İş çok güzel. Esasında yaptığın çok doğru oldu. Bademcikleri temizliyor. İltihap falan kalmadı. Abi dalga mı geçiyorsun? Biz buraya para kazanmak için geldik. Bademcikleri temizlemek için mi geldik? Şimdi gargara da yapabilirsin. Ne? İki gündür Tayfun'dan haber alamıyorum. Ya benim de iki gündür kulağım ağrıyor. Ne bir mektup, ne bir şey. Öylece bırakıp gitti beni. Ha, Tayfun arıyor, Tayfun arıyor. Bir ankesörlü telefon bulmuş olmalı. Alo! Ne yapıyorlar sana? Köpek bir arkadaş bulmuş kendine. Yanında bir köpek var. Senin için çok üzgünüm. Ne? Seni bırakmış Tayfun. Tayfun! 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 Kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? Evet, bence Yıldo abi bu oyunda oynar, dörtlü dövmede alkışlarınız Yıldo için. Çok güzel, peki. Ya ben, şimdi birkaç soru soracağım. Birkaç soru soracağım, kime sorayım? Dörtlü dönmenin yönelimleri dörtlü için. Dörtlü dönme, öyle döneceğiz. Kime sorayım? Evet, bir arkadaşımız var orada. Ona mikrofon gidebilir. İsim? Okan. Okan. Bu okulda mı okuyorsun? Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi. Hangi bölüm? Uluslararası Lojistik. Uluslararası Lojistik kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Birinci sınıf. Peki Okan. Küçükken ne olmak isterdin? Jinekolog. Jinekolog. Küçükken. Evet. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, arkeolog bir de. Ya ikisi o kadar ayrı şeyler ki bunların yani. Hepsi lokla bitiyor ya ondan. Efendim? Hepsi lokla bitiyor ya. Lokla biten her şey olur diyorsun. Peki. Arkeolog değil. Jinekolog değil. Başka ne olmak isterdin? İtfaiyeci. İtfaiyeci güzel. İtfaiye olsun. Tamam. Yangın söndürürüz. İsmini bir daha alabilir miyim? Okan. Okancığım seni en çok ne güldürür? Komik kadınlar güldürür. Komik kadınlar seni güldürür. Evet. Komik kadın. Komik kadın. Komik kadın. Şimdi Yıldo ve Ayhan için. Şimdi Okan'cığım, önemli bir soru. Birisine evlenme teklif edecek olsan, nerede teklif etmek isterdin? Ya da şu anda öyle bir niyetin var mı, kimse var mı? Daha önce vardı da artık yok. Daha önce vardı, artık yok. Peki bir dahaki sefere olursa nerede evlenme teklif etmek istersin? Nerede? Ve nasıl ya da? Güzel bir manzaralı bir yerde. Güzel şiirsel manzaralı. Bir şekilde. Nasıl bir yer? Manzaralı bir yerde, manzaralı şiirsel bir şekilde. Şiirsel bir şekilde. Söyle bakayım bir evlenme teklifi. Size mi edeceğim? Bana etmemeni tercih ediyorum ben. Yani. Yanında bak güzel bir kızımız var, ona söyleyebilirsin. Sağ yanında. Bu taraftakiler komple kuzenim oluyor. Kuzen, daha iyi işte konu mankeni olarak kullan. Burcu Kalkaya. Öpmem gerekir. Ne yapman? Öpmen mi? Diz çökmem. Diz çökmen. Çök bakalım. Neler anlıyoruz? Vay vay vay. Yıllardır seni seviyorum Burcu. Seninle evlenmek istiyorum. Benimle evlenir misin? Çok farklı oldu. Çok farklı oldu gerçekten. Evlilik. 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 Yıldo ve Ayhan için. Şimdi Yıldo ve Özlem için Okan'cığım, hayatta seni en çok korkutan şey nedir? Babaannemden korkarım. Babaanne. 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 İtfaiye. Ben ne diyorum? Komik kadın.
evlilik ne? Babaanne. Hep beraber sayıyoruz, hep beraber. 3, 2, 1. Anne, canım. Yatak odası var ya. Evet var. Kibrit de çakınca yanıyormuş. Yanar. Ne? Yandı, yanıyor yani. Aman! Ay. Cemile. Dışarıda 4 tane komik kadın var. bir tanesini diyorum eve alsak ikimiz de güldürüz. Ya kadın erkek olsun? He? Erkek alalım, beni de getirsin, seni de getirsin. Ya kadın. Buyurun. Siz buyurun. Önden gidiyor. Ha, sevdiğim arkadaşım Yıldız, nasılsın? İyiyim. Ya. Babaannemi gece rüyamda gördüm, dün gece uyuyayım diye dişlerini çıkarıp buramı eldi. Ya sen ne diyorsun ya? Evet. Bıyıkları da varmış var ya. Var ya! Ay, iğrenç! Anne. Bizim kedi var ya minnoş. Evet. Fırına koyunca yanıyormuş o. Nefim sen ne kadar komik bir kadınsın. Ya. Ya ihtiyacımız yok. Vallahi karın kaslarım sertleşti. Yapma ya. Ha, yemin ederim gülmekten genzim yanıyor ya. Tamam yeter artık, beni güldürme yeter, tamam. Niye ki? Ya yeter artık. Ya Allah seni kahretsin, ne kadar. Baba, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle, biliyor musun? Ben bir kıza evlenme teklif edeceğim ama senle beraber meyhaneye gideceğiz. Yemin et. Tabii. Edeceğim mi? Artık mekanlığa veda edeceğim mi oğlum? Ama şöyle başlayacak. Bardağın içine onun resmini kestim. Sardım böyle. Onu koyacağız. Üstüne rakıyı. Sonra içtikten sonra konuşacağım ben. Nasıl? Süper. Süper değil mi? Süper. Hadi meyhaneye. Hadi. Yıldo. Ne var? Neredesin? Ha? Ben bulamıyorum kendimi. Ben de. Neredeyim? Sen kayboluyorsun. Tabii nasıl? Ya bu anneanne işi beni kopardı çocuklar. Babaanne babaanne. Pardon, nereden geldik anneanne? Ay ne bileyim ayol. İkisi de bir değil mi yani? Ya doğru var. Yani. Bak ne yaptım? Ne yaptın? Babaannemin ördeğini çaldım. Aha. Gerçek ördek değil ama. O ördekten. E peki ayakları nerede? Ne? Yani var ya böyle bir şeyleri. Ha, ha onları diyorum kopar. Ya tabii. Olsuz olmuyor. Ne? Şimdi sen o kutu niye boş diye soracaksın. Şimdi senin o zinetliklerin böyle balkondan böyle yapınca düşüyormuş yere. İlayda su. İlayda su. Güzel kızım. Sen her şeyi böyle yaparsan yakında ne oturacak evimiz ne sevecek kedimiz kalır. Kedimiz kalır dedim bak. Ne yapayım ya? Anneciğim. Ne var? Pelin suya söyle. Beraber oynayın siz. Ayağımız çıktı sulu sulu öyle. Biz var ya manyağız ha. Aa ne oluyor, söylüyor musun? He? Yok lan. Manyak. Ben korktum ha. O da gülüyoruz ha. Valla. Ha perdeye bak. Aa komik perde yaptırdın. Komik perde. 3000 lira daha fazla verdim komik perde. Pencerenin o da boba boba var, gördün mü? Boba boba. Aa. Komik koku. Aa ben senden boşanıyorum. Evladım. Ne var? Evlenmek istediğinden emin misin? Evet tabii istediğimden eminim ama benim bir mazuratım var. Zor bir durum. Ondan meyhaneye geldik içiyoruz. Ha. Biliyor musun kimle beraber evlenmek istiyorum? Kimle? İnanamazsın. Cumhuriyet pavyonunda bir kadın buldum. Harika. Cumhuriyet pavyonunda mı? Tabii Cumhuriyet yani yakın. Hangisi yani. Lan? Ya söylemek istemiyorum. Ayşe mi? Tepebaşı. Ha? Ha? Aa yani ayı var da seni de bilmiyorum. Sonunda belli olacak. Ne? Nerede o? Nerede o? Nerede ben o? Ha? Saklanıyorum. Niye saklanıyorsun? Ey korkuyorum yani. Sen benim torunuma öyle gidip kafasına başka şeyler mi sokuyorsun? Ya ona vallahi billahi sokmuyorum ya. Sokmuyorum da koparacağım. Yani koparacağım onu, koparacağım. Yeter. Bak, nedir yani bu? Haluk amcanın kendini de kopardın. Sonra işimize yaramadı ondan sonra adamcağız. Niye burnunu şey yapıyorsun? Tabii. Telefon mu? Babam mı? Baba, baba. Annem seni aldatıyor. Ah! Evet şu anda çöz. Evet. Köpeği ben aldım. Kim?
ben aldım. Kedi senin olsun. Evet. Gardırop benim olsun. Gardırop senin. Yatak da benim. Yatak da senin olsun. Ev benim olsun yani. Alayı. Abi yine durumum kritik. Paris'e gittim ben. Yapma ya. Ya. Vay be. Vallahi Şanzelize'de bir dağılmışım kardeşim. Vay yapma. Kafe Flor'un önünde böyle açtılar, kapadılar. Ben ondan koptum yani. Allah. Açma kapama var orada. Allah. Bilemiyorum. Allah. Bir daha gitmeyeceğim oraya. Şişt, bana bak. Çok tehlikeli, tehlikeli bir yer ya. Ve oralara git. Ya evlenip. Abi dağısı gideceğini... var. Dağısı var. Ben eskiden Pigalle takılıyordum yani. Herkes beni tanırdı. Bonjour, bonsoir derdi. Ben kendim başka şey zannediyordum yani. Söylemek istemiyorum. P ile başlıyor ya. Hmm. Değil mi? Ha? Yok. Benziyor. Var mı o tip? Ha? Yok. Olur mu? Tertemiz. Tertemiz. Çiçek gibi adamsın evet. Ya. Pigal çocuğum ben. Ne? Bana bak. Evet. Evlenme boş ver. Ama evleneyim abi. Evlenme ya. Evlenme lan. Yani daha olur. İyi diyorlar ya. Ya neresi iyi ya? Yani değil. Ya bırak neresi çok iyi. Yakın oluyormuş ya. Yani. Ha? Nasıl yakın yani oluyor? Evlenince yakın oluyor. Ev öyle diyorlar ya. Ya fazla yakın olmuyor evlenince ya. Her gün yakın evlenince. Anneciğim. Gönlünü yerim. He. Sana ne alayım? He? Bana ne al? Bana bilmem. Kafadan seni koparacak bir şey alayım böyle? Ne? Plak sever misin? Ne sever miyim? Plak. Plak severim. Tarkan'dan. Ay. Dön bebeğim be. Biraz dön. Anne sana bir gerçeği açıklamak zorundayım artık. Dayanamayacağım. Söyle kızım. Anne sen benim öz annem değilsin. Biz seni anne edindik. Evet, bravo Yıldo'ya bir alkış. Ve bizim bir geleneğimiz var. Dördü dönmede konuğun katıldığı takım her zaman kazanır. Bu turun galibi alkışlarınızda mahşer oldu, mahşer de yazın. Show İstanbul Aydın Üniversitesi'nden devam ediyor. Şimdi yazar turuyla devam ediyoruz. Yazar turunda ilk olarak Cümüş mü geliyor? Mahşer geliyormuş peki. Mahşer geliyor. Yazar turunda bir yazarımız oluyor. Hayali bir roman yazıyor. Seyircilerden yazar turunda oynamak isteyen kim var? Yazar yazacak, siz oynayacaksınız. Evet, orada bir kızımız var. Hemen gelebilirsiniz. İsmini alalım. Eda. Eda. Evet. Eda, bu okulda mı okuyorsun? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mi okuyorsun? Evet, burada okuyorum. Hangi bölüm? Uluslararası Lojistik. Şimdi yazarımız Ayça. Ayça bir roman yazacak. İsmini de seyircilerimizden alacağız. Yıldo abi'den de alabiliriz. Hayali bir roman ismi. Olmayan bir roman. Kobra takibi olmasın ama. Kobra takibi olmaz hakikaten. Kobra sözü. Anında yazılacak. Sen düşünürken bakalım tabii. Burada var mı birkaç tane? Evet, işte bir tane arkada bir el gördük. Gel der gibiydi. Gel der gibiydi. Gel der. Güzel. Ama demek başka mi? Var mı? Nerede var? Evet, mavili bir kız var orada. Pıtırcık adada. Pıtırcık adada. Yaşasın. Pıtırcık. Bunu başka? Çocuk romanı. Çocuk romanı değil mi? Başka var mı? Var. Burada en önde var. Atını kaçıran kovboy. Atını kaçıran kovboy. Ya da? Ya da at hırsızı. At hırsızı. Bak nasıl hemen. Var mı Yıldo abi? Var. Evet. Çok değişik. Olmamış bir şeyi yazıyoruz. Çok güzel. Yakında Sirius'a gideceğiz.
Yakında Sirius'a gideceğiz. Yani o bir yıldız değil mi? Sirius yıldızı mı? Sirius yıldızı üçlüdür ondan takım sonra. Yıldızı takım yıldızı. Keops, Kepler, Mikenos, Mikarenos. Onun ondan sonra üçlüsüdür yukarıda. Sirius çok önemli. Evet, Sirius. Tabii zaten şeyleri de oradan alıyoruz. Medyum şeylerini. Oradan, mesajlar oradan. Tabii mesajlar oradan geliyor. Onları da anlatacağız. Ayça Hanım'a, yazara soruyorum. Kabul ederseniz. Yakında Sirius'a gideceğiz. Hadi yazarımız Ayça Sirius. Yakında Sirius'a gideceğiz adlı romanı Sirius. Anında yazacak ve Sirius. Oyuncular Sirius. Anında yes. oynayacaklar. Hep beraber kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Hep beraber. 1, 2, 1. Yakında Sirius'a gideceğiz. Hatice ile Ahmet kendi evlerinde kendi yağlarıyla kavrulan bir evli çift. Patates koydum ya da kavruluyor, yenge. Sabahtan beri kavruluyor zaten, ben de kavruldum. Geldi, azıcık sen de kavrul. Fakirlikten çocuk yapamamış, fakirlikten başka odaya taşınamamış, bir odanın içinde öyle yıllardır yaşayan, artık kaburgaları sayılan, böyle dişleri çürümüş, gözlerinin feri gitmiş, fakir, garip, zavallı bir çifttiler. Kuruduk kaldık, kuruduk kaldık. Soyumuz bir, nasıl devam edecek? Bir tava patatesi yiyecek bir mecalimiz yok. Yok vallahi. Aynı anda bir kadın bilim adamı laboratuvarında değişik incelemeler yapıyordu. Edalı edalı yürüyerek laboratuvarında mikrofonunda şey yapmadan laboratuvarında değişik incelemeler yapıyordu. Seyirciye de şeyini dönmeden. Bir de Igor adında tuhaf bir yaratığı vardı. Ona yardımcı olurdu. Hanımefendi, bir isteğiniz var mı, yardımcı olayım? Çok değişik, çok enteresan bir şey bulmamız gerekiyor. Çok değişik, çok enteresan bir şey bulmamız gerekiyor. Evet, bilim adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bilim adına mı? Evet. Benim adıma bulsana. Ben onu bir kere yaptım, bir daha aynı hata yapmayacağım. Düşündü, taşındı bilim kadını. Düşündü, taşındı, düşündü, taşındı. Daha önce yapılmamış bir şey yapmalıydı. Uzay zaman mekan ilişkisiyle ilgili bir şey olmalıydı bu. Uzay zaman mekan ilişkisiyle bir şey ilgili bir şey düşünüyorsunuz, fark ettim. Oradan çok mu belli oluyor? Evet. Sürekli direkt sırtını pencerelere, seyircilere dönen bir bilim kadınıydı bu. Evet. Artık yapmamaya karar verdi. Buldum dedi bir anda. Buldum. Igor'a bakıp söyledi bunu. Buldum. Ne buldunuz? Şimdi bana iki tane çoluğu çocuğu olmayan, kimsenin aramayacağı bir çift bul dedi. İki tane kimsenin bulamayacağı çocuğu olmayan bir çift istiyorum. Nasıl bulacağım kimsenin bulamayacağını? Bu senin işin, git bul dedi ona. Bu senin işin, git bul. Tamam, peki. Müsaadenizle ben gidiyorum. Igor sokaklarda dolaştı, dolaştı. İki tane çoluğu çocuğu olmayan fakir birilerini tanıyor musunuz? Ha? Semtin pazarına gitti. Sen pazarcıları. Pazarcılar. Gel abi, gel abi, gel abi, al akşamın. Pazarcı, pazarcı, iki tane çoluğu çocuğu olmayan fakir birilerini arıyorum. Aa, sen doğru yere geldin. Ne? Bak şimdi düz git. Düz git. Camiyi geçince camiyi sola geçince, dön. Oradan birazcık daha ilerle. Ortada Atatürk bir şey var. Oradan. Atatürk İlkokulu'nun orada. Muzaffer Bey var. Evet. Muzaffer Daş'a sor. Herkesin şey yapar o sana. Söyle. O sorar. Tamam, sorar. Ona sormadan ben gideyim, sen olayım git, ona. Git, tamam. Al akşamın, al akşamın, al akşamın. Hadi. Hey. Adam. Anam, yavrum, bebeğim. Kapıyı çaldı. Yoksul evi. Kim geldi ki? Ama ne bileyim, sen geldin mi? Gel, git bak bakalım. Çöp yok, çöp yok. He. Kapıyı açtılar, Igor içeri girdi. Aa, tövbe bismillah, bu ne be? Merhabalar. Tövbe yarabbim. Merhabalar. Merhaba kardeşim. Merhaba, ah bilim adamı da ha, geldi. Kızım sen git bize bir kahve yapıver. Bu üst komşunun kızı ya, o geldi bize arada sırada uğruyor. Hemen ben lafı uzatmayayım. Mümkünse zaten yoksulsunuz. İkinizi birden alıp benim hanımıma götüreyim istiyorum. Size bol bol ekmek, bol bol et, kanat, baget, sucuk, ne varsa hepsini verecek. Bak ne diyor, ne diyor, duydum. Hadi gidelim hadi. Yürü, hadi. Gidelim. Buyurun gidelim. Bilim kadını laboratuvarına gittiler. Bilim kadını çığlık çığlığa kahkahalar atarak huşu içinde çalışmalarını yapıyordu. Getirdim. İkisi de burada. Bir evet, kahkaha attı önce. Hanımın biraz manyaktır. Bir daha kahkaha attı kadın.
Ay içine bir şey kaçmış gibi gülüyor valla. Yok, küçük dilinden operasyon geçirdi hanımım. Ondan dolayı biraz sarkaz zayıf. Buyurun, bizden ne istiyorsunuz? Bizi çağır mısınız? Gözlerini kırpıştırdı kadın. Söyleyeceğinden nutku tutulmuştu. Çok heyecanlıydı. Yıllardır yaptığı çalışma sonuç verecekti. İşte denekleri karşısındaydı. Ha gayret çıkacak. Haydi. Ve yakında Sirius'a gideceğiz dedi. Yakında Sirius'a gideceğiz. Beni göndermiyorsun alçak. Nereye gidecekmiş? Sirius'a mı? Sirius'a. Sirius. Sirius. Nerede ki? Teleskopuyla Sirius'u gösterdi onlara. Teleskop. Biraz büyük bir şey bakayım. Aman. Ne teleskop mu? Bir de çığlık atı vermesin mi? Yarıda kaldı, tamamlayaydınız. Hanımımın küçük dilinde operasyon var, ben söylemiştim değil mi? Yani şimdi biz bu gösterdiğiniz yere mi gideceğiz hanımefendi? Kaça gidiliyor buraya? Vallahi nasıl gidiliyor buraya? He? Kaç para? Dilini yutmuştu, olabilirdi, normaldi. Kendisi bir taraftan da... Para yok, gibi para değil. Yok. Şu gördüğünüz alete bineceksiniz. Ondan sonra Sirius'a gideceksiniz. O kadar basit yani. Evet. Uğraştırmayalım diyorsun. Yıl, hadi o zaman. Yıldo tamam. Bey sizi orada bekliyor. Tabii. Alete bindiler. Evet. Hadi gel bakalım bey. Hadi. Bilim kadını güçlü, emin adımlarla, çığlık çığlığa, evet, kahkaha atarak, inleyerek ve gözleri seyirerek onları oraya ışınlamaya çalıştı. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok çirkinsin. O sanki çok yakışıklı. Boş ver aşkım sen. Tamam. Boş ver. Bilim kadını onları ışınladı. Çığlık atarak, inleyerek, yıllardır yaptığı deneyin başarısını dua ederek. Hadi bakalım. Aa, sonunda bunu başardım. Yıllardır bunu bekliyordum. Hadi gidelim. Bilim kadını ortadan kayboldu. Yıldo onları orada karşıladı. Evet, hoş geldiniz. Bu ama tarafa bakın. Selamın kavmin. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Tabii. Aman Yıldo Bey. Sizi o beşeri dünyadan kurtardık. Burada enflasyon yok, para yok, o yok, bu yok ama her şey var. Çocuk var mı? Evet. Fıscık. İstediğin kadar. Ne düşünüyorsan o oluyor. Böyle bir yere getirdim sizi. Yapma ya. Seçtik. Oh, siz seçilmişsiniz. Biz seçildik. Bunun kıymetini bilin kaç istiyorum. Kaç kişi seçmeye kaç kişi girdi? Fatih Ürek var şeyde seçerken. Ve fakir çift yıllarca Yıldo ile birlikte mutlu, mesut, parasız, evet, pulsuz ne güzel, ama ne güzel, ton karnıyla yaşadı. Oh, son. Teşekkürler Eda. Çok güzel çığlık attın. Yakında Sirius'a gidiyoruz. Evet, Yıldo oynayacak. Yıldo oynayacak bu oyunda. Süper. Bir alkış Yıldo'ya. Evet. Şimdi hayali bir roman ismi alalım lütfen sizlerden. Hayali bir roman ismi. Acaba ne olur? Evet, burada bir arkadaş var. Klon. Klon. Aa, çok güzel. Başka? Evet, orada bir arkadaş var. Ya kendine gel ya bize gidelim. Ya kendine gel ya bize gidelim. Yazarımız Yiğit dinliyor bunları. İçlerinden bir tane seçeceğiz bakalım. Evet, orada bir arkadaş var. UFO gören masum köylü. Güzel. UFO güzel. Gören masum köylü. Evet, güzel. Seçtim bunu abi. Tamam. Güzel. Romanımızın ismi UFO gören masum köylü. Yazarımız Yiğit. Oyuncularımız Burak, Dilek ve Yıldo. Bakalım bu romanda neler olacak? Hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. 3, 2, 1. Uzaylı gören masum köylü. Kilolu bir adam olan Mehmet emmi. Seni söyleyeyim. Benim mi? Karısı Hatice ile beraber sıcağın altında tarlada ekinlerle uğraşmaktaydı. Lan uğraş gitmiyor anasını satayım. Allah sıcak. Musa emminin karısı çok güzel bir kadındı.
Yaşlandıkça güzelleşiyorlar ya. Öyle mi? Neden öyle? Uzaylı mı gördü? Ne? Hatice hep sıcaktan yavrum, hep sıcaktan. Yıllar önce büyük bir aşk ve tutkuyla evlenmişler. Çok sayıda çocukları olmuş. Çocukları çoktan kente gitmiş, okumuş, evlenmiş. Benim mi? Kendi hayatlarını kurtarmışlardı. Çocukların hepsi ağırlığı yürüdü. Hatice. Biz kaldık dağların ortasında sıcakla baş başa. Emmi birden sıcaktan çok fazla bunaldığını, eğer müsaitse kendisi için zahmet olmasa karısına ayran getirmesini söyler. Ara sıcaktan çok... Hayatım niye korkulukla konuşuyorsun? Hakikaten ya doğru. Sıcakta halüsinasyon görüyorum demek. Ha ayran getiren ne? Ha ya ayran getir valla. Niye korkulukla konuşuyorsun? Oğlum sen değil miydin ya? Yok. Oğlum bana bir şey oluyor. Neyse getireyim ayran. Hadi ayran çalkala da gel. Lan korkuluk. Ben de seni Hatice diye bildim. Vallahi iyi ki kötü bir şey yapmadım ha. Hayır. Birdenbire korkunç bir gürültü duyuldu. Ana! Ne oluyor? Gökyüzünden aşağıya doğru büyük bir cisim inmeye başladı. Zafer benim gördüğümü sen de görüyorsun. Cisim korkunç rüzgar çıkartıyor. İki kişinin saçları savruluyor. O nesneye doğru bakmakta güçlük çekiyorlardı. Emmi panikle karısını arka tarafa doğru götürüp kendisini bu devasa cismin üstüne doğru sürdü. Sürdü. Sürdü, kendisini sürdü. Cisim tam köylünün karşı tarafına oturmuştu. Bir kapı açılıverdi. Büyük bir ışık hüzmesi köylünün gözlerini aldı. Aşağıya, gemiden aşağıya garip, dört kollu, iki başlı... ilginç bir yaratık indi. Köylü sanki büyülenmiş gibiydi. Çok değişik duygular yaşıyor. Bazen korkuyor. Bazen kendini bu uzaylıdan alamıyor. Tam sarılacakken vazgeçiyor. Öpmekle öpmemek arasında değişik duygular yaşıyor. Tam o sırada o garip yaratık birdenbire dile geldi. Ve bütün hayata dair çok önemli bir gerçeği dile getirdi. Gidelim! Buralardan! Gidelim! Buralardan! Tabii gelmiş uçak binelim. Yuvarlak. Köylü birdenbire buralardan gidip gitmemek arasında. Rahat edeceksin. Gidelim. Çok güzel. Abi. İhtiyar köylü bir yandan gitmek, bir yandan gitmemek gel. Arasında tereddüt ederken... Karısını yalnız bırakamayacağını... Karıyı bırak, come on everybody, let's go, go to school, baby, now, sometime. Uzaylının ısrarlarına dayanamayan köylü... Geliyorum. Her şeye rağmen kendisini uzay gemisinden içeri sokar. Gel. Uzay gemisinden girdiği andan itibaren... sanki bambaşka bir dünyaya gelmişti. Bambaşka bir yer burası. Bu karton bir yerine kaça yaptırdınız? Yok. Gördüğü her şey karşısında büyük bir şaşkınlığa düşer. Birdenbire kendisine bakar. Saydamdır. Kuru fasulye. Hacım bana da bir tane vereydiniz ekmeğin arasına azıcık. Tam o sırada az önce kendisini gemiye bindiren garip yaratık... Çok daha sade, tek başına, sanki kendi ırkından biriymiş gibi yanına yaklaşır. Bak güzelim. Prostatın var senin. Patlayabilirim. Dikkat etmemiz lazım. Öyle mi? Evet. Nerede uzaylı. Yani evladım makinaları görmüyor musun? Onun yani? Çok gelişmiş teknolojiniz var. Çok enerji yakar bunları. Her uzaylı, şeyini biliyorum. Her şeyini muhtara, biliyorum. Hemen... Köylüye. Köylü bir zaman bir dönem muhtarlık yapmıştık yani, köyle. Sizi biz bir konsültasyona alacağız. Dikkatlice bakıp parmağını köylünün alnına dokundurur. Evet. Tam o sırada köylü bir kobraya dönüşür. Sonra tekrar...
Sonra tekrar uzay gemisini dünyaya doğru yönlendirir ve köylüyü aldığı noktaya bir kobra olarak tekrar geri bırakır. Seni gönderiyorum. Fatih Üre'yi göreceksin orada. Pardon. İ X kare. Yes. Adamı kobraya dönüştürdünüz mü? Dönüştürdük. Bir daha sefere timsah olacak. Tamam bunu, oldu. Onu da Bursa'ya göndereceğiz. Görevinizi başarıyla tamamladınız. Rica ederim efendim. Hadi tabii, gelin. Sağ olun. Sanal tavla oynayalım. Çak 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 çak. Aynı anda kendi tarlasında sürüne bir yılan gibi hareket eden köylü tam karısının yanından geçerken karısı tarafından fark edilir. Ve tarlada yıllardır gördüğü bütün yılanları... Bu kadar yılan gördüm, bunu ilk defa görüyorum. Ana! Manyak! Kocasını tanıyan köylü kadın... Zafer! Kocasını boynuna dolar... Hep içinde bir yılan olduğunu bilirdin Zafer. Kocasını boynuna dolar... Zafer, gel seni boynuma dolayayım. Ah! Ve köy köy, kasaba kasaba gezip bu kobrayı oynatır, çok para kazanırlar. Son. Yıldo'ya bir alkış lütfen. Süper vallahi ya, inanılmazdı. Şimdi oynayacağız. İlk olarak Mahşer'i izledik. Mahşer'in çıkış noktası, daha doğrusu romanın ismi. Yakında Sirius'a gidiyoruz. Yakında Sirius'a gidiyoruz romanıyla bu turun galibi Mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasınlar lütfen. Evet, sonuç belli oldu. Sonuç belli oldu galiba. Uzaylı gören masum köylü romanıyla. Cümbüş diyenler bir kez daha alkışlasınlar lütfen. Bu turun galibi Yıldo ve Cümbüş oldu alkışlarınızda. Ne kobraymış kardeşim ya. Abi vallahi çok seviyorum hayvanı, ne? Kobra. Vay vay vay. Peki. Neler çıktı ama değil hakikaten mi ya? Müthiş yani. Ben bunun devamını seyretmek isterim. Ben yani. Onun devamını orada gördüm. İki dilini çıkardı böyle sıs dedi ya, çift kişilik. Yani hemen uyandım abi. Anladın mı? Kişilik bölünmesi yaşadım. Peki ne yapalım şimdi, bir tane daha oynayalım mı bir oyun daha? Bir tur daha oynayalım mı? Gerçekten mi? Bak evetse gerçekten. Evet. Yani siz bu kadar evet oynar mısınız bir tur daha? Evet, hayır. 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 Kabusu yapılmış. Kabusu. O zaman Yıldo'nun kabusunu oynayalım. Tamam. Evet. Yıldo'nun kabusunu oynayacağız bugün. Ama daha önce şu anda gecenin sonunda 4-3 Cümbüş'ün üstünlüğü var. Bence müsabakayı burada bitirelim ve Cümbüş'ü şöyle kuvvetlice bir alkışlayalım. Yıldo'nun kabusunu Mahşer'i Cümbüş beraber oynasın. Mahşer'i Cümbüş hep beraber lütfen ayağa kalkalım. Çünkü bu gece Yıldo abimizin görmesi muhtemel olan kabusu Mahşer Cümbüş beraber canlandıracak. Evet. Bunun için bize malzeme lazım. Yıldo abicim bugün neler yaptın? Sabah kalktıktan sonra neler oldu? Ya sabah kalktım, ilk önce Boğaziçi Stadı'na gittim, koştum. Çok güzel idman yaptım. Yani 10 tane yüz yaptım böyle, git gel, git gel, git gel. 10 yaptım tane yüz, tabii. 10 tane yüz. Sonra yere yatıyorum, ayakları toparlıyorum. Ebru Şallı çalışmaları var böyle. Orada göbeği açıyorum, bakıyorum yani gitmiş mi şey filan falan ayağı. 30 da öyle çektim, 300. Oh. Sonra dedim ki biraz dedim topraklayalım.
Topraklamaya. Hadi topraklamaya geçelim dedim. Ayakkabıları çıkardım. Yan ayak böyle dolaşırken böyle enerjimi ondan mama tabakasına doğru böyle vermeye çalışırken bir arı beni bir sok. Ama nasıl bir sok böyle. Bir bağırıyorum. Sesim de çıkmıyor. Ah! Olmuşum böyle. Abi müthiş bir şeydi ya. Arı sokması mı? Arı sokması. İnan sonra toparlandı. Ulan sen Sirius Minus takılıyorsun dedim ya. Bu nedir ki ya? Bir baktım. Bana bak çocuklar acayip bir enerji geldi. Arıdan ya, sonra. Tabii ya. Bir anda hiper hareketler falan böyle. Ulan dur ne oluyoruz falan. Abi ne oluyor filan falan diyoruz. Yok bir şey yok. Arı soktu diyemiyorum. Hayır onlar da koşacak çünkü onlar da bir şey arıyor. Çünkü enerji arıyorlar. Tabii arıyorlar yani. Desem ki bal arıları burada herkes ayaklarını çıkarsın. Hep beraber dalalım anasını satayım. Desek bittik orada abi. Ama o arada stadımızda çok eğlenceli bir şey oluyor. Sığırcıklar dolaşıyor etrafımızda. Sığırcık. Abi. Şimdi onlar vazifeli. Onlar bütün keneleri topluyorlar. Orada Mehmet var çalışan. Dedim sordum. Kaç kere vururlar dedim. Günde dedi 2000 kere vururlar. Çarp abi. En aşağı 30 tane sığırcık var. Ben yani şimdi bunu niye söyledim biliyor musun? Bu tavukları malukları ortadan kaldırdılar. İşte bu kanamalı Kongo Mongo var ya dolaşıyor. Bizde her zaman kene vardı. Annem çıkarırdı. Bir şey yoktu. Demek ki onlar da evrimleşti çocuklar. Onun için dikkat edin. Yani etrafınızda dolaşırken böyle yanlarınıza tavuk koyacaksınız yani. Yani böyle iki tane tavuk doluşacak o da çık 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 kut 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 falan falan böyle ayağında öyle. Plajda uzanıyorsun. Önüne, arkana, sağına, soluna tavukları dizeceksin. Onlar böyle bir de şeyler koyacağız buraya. Hani vardır ya böyle bunlar şey jandarma ayağı falan falan. Bunlar toplayacak abi. Bu çok önemli. Bu benim bir planım yani. Kereye karşı mıyız abi? E tabii. Ne yapacaksın? Kendi başka olmaz ki onlar topluyor. Şimdi her yere giderken yanımızda kafesler olacak. İki tane tavuk garanti koyacağız mesela. Mesela büyüye karşı da hayvan var. Neye karşı? Büyüye karşı. Büyüye karşı. Tabii. Hangi hayvan? At, keçi, horoz. İyi ben benim terasa keçi alayım bir daha. Tabii o at ama çok tehlikeli yani. Zor oluyor yani odayı aldığın zaman arada tepiyor böyle. Ben hiç... Peki. Şimdi bak ona ata nereden geldim yani? Ata nereden geldim? Büyüğü de konuşacak. Bir gün ondan sonra benim bir arkadaşım var. Atlı spora gittik ondan sonra. Bana dedi ki oradan dedi iki tane kova al dedi öyle girelim. Dedim niye? Atlar dedi bizi seyit zannetsin dedi. Teper. Nereden nereye geldik? Peki, evet, büyüden girelim. Şimdi evet. Parktayız, koşuyu yaptık. Koşuyu yaptık. Hiç karışma Burak, boş ver. Bu arada arı, kene, sığırcık, at, keçi, tavuk geldik. Saydık bunları. Onların hepsine tabii cevap hakkı doğuyor. Yıldız abi şey koşuyordun, ondan sonra sığırcıkları gördün günün devamında. Neler yaptın? Bir şeyler yedin mi, içtin mi? Arı soktu seni. Hayır, bir şeyi yemek istedim de korktum. Bir gün evvel bir şeyle beraberdim. Hasta bakıcılara ne dedin? Hasta bakıcı. Hasta bakıcı. Ya oyuncu değişikliği istiyorum. Ben sakatlandım, Mahmut gelsin. Sakatlandım. Oy, hay Allah ya. Ben tamamım. Plazma da yanmadı ya. Abi son günlerde bu arı sokmasından sonra taze süt içmeye başladım, tamam mı? Evet. Gidiyorum, taze sütü alıyorum. 1 lira o 100 kuruş, tamam mı? Alıyorum ve soğuk soğuk içiyorum. Bana demez mi hasta bakıcı? Dedi ki Yılda Bey dedi bak. Böyle aç karnı dedi bunu içiyorsunuz dedi. Mide kanaması geçirirsiniz. Allah bittim ben orada zaten. Şimdi yanın evet öyle bir şey. Böyle bir korku yaşadım ve eczacıya gittim. Benim doktor bir eczacım var. O ona veriyorum parayı. Yani vizite 150 veriyorum ondan sonra anlatıyor. Çok böyle şey yaptı. As dedi bana böyle yani. As dedi anladım ben işte yani. Yani böyle soru ya, sorulur mu diyor. Ne olur mu dedi Yıldo sen dedi kocaman bir adamsın deyince benim şekli şemalim değişti tabii. Yani süte giriyorum yani süte girin korkmayın ama doğruysa da haber verin yani. Peki. Süte girelim. Peki bugün o zaman koşudan sonra ne yaptık? Sonra eve doğru yürüdük yalandan. Tamam. Orada ev Etiler'de. Yemek falan hiç yemedin daha Yıldo abi. Yürüdükten yemek yedim. Yedim. Ne yedin yemekte? Ya gidiyordum baktım bir çocuk var bakkal çok garip bir bakkal o.
Dedim oğlum iki tane şuradan bana domates verir misin? Bakalım. Tak, tabii. Domatesi aldım. Eve geldim soydum. Korktum. Mide kanaması sütü de almışım. Beraber dedim geçirmeyelim. Kabuğunu çıkardım. Sonra onları doğradım. O abi dedi seni çok seviyorum. Yanına dedi bir tane de hıyar vereyim mi dedim. Ver evladım. Hıyar verdi. Para almadı. Neyse onu da böyle koydum. Sonra gittim. Zeytinyağı aldım. Neydi? Sıslama mı sızma diyorlar? Mı? Sıslama diyor. Sızmayı da öyle yaptım. Bir limon çaktım. Arkadan bir tane de işkembe içerken bir şey koyuyoruz ya. Sirke. Sirkeyi de koydum. Kaç puan? Tabii. Ondan sonra bir karıştırdım. Sonra iki tane ekmek kızarttım. Tabii. Sütün içine iki tane de şey attım şeker. Süt bir karıştırdım. O arada benim kedi geldi. Doberman geldi. Kuyruğu yok kedinin. Kedinin ismi mi Doberman? Doberman koydu. Kuyruğu çünkü şöyle bizim Musevi bir arkadaşımız vardı. Yukarıda oturuyordu Birol. Onun böyle bir Amerikan arabası vardı. Bu kedi gidip o radyatörün orada yatıyordu. Dedim oğlum yapma bak yakacaksın kediyi filan abi bir şey olmaz. Sen bas marşa. Kuyruk gitti. Kuyruk yok abi. Orada bir Arap kedi var ona da söylüyorum. Girme oraya diyorum filan dinleme. Miyav miyav filan falan. O da girdi. O da gitti. Şimdi geçen de soruyor bana da abi senin diyor bölgendeki kediler niye böyle? Dedim onlar Doberman. Doberman. Onu besledim. Kediyi o de ama besledik. 14 senelik. Aynen. Harbi 14 senelik. Yani bu kışı çıkmaz. Onun için çok mama veriyorum. Bu yani çıkmaz. Onu bildiğim için balığa giriyorum, ete giriyorum. Onu böyle karıştırıyorum onu. Eskiden o da şaşırdı ya. Ulan dedi vermiyordun bana şimdi diyor malı indiriyorsun. Niye acaba? Dedim öleceğim haberin yok. Böyle bir diyalogumuz var. Arkadan iki tane kuşlarım var. Muhabbet kuşları onları besliyorum. Onlar artık etrafımızda dolaşıyorlar kaçmıyorlar. Yani gelip kendilerini gösteriyorlar. Onların böyle yemleri veriliyor. Onların da dolaşmasını orada sağlıyorum. Çünkü geçen gün bir kene gördüm. Gördüm bir tane kene yani. Keneler dolaşıyor. Kargalarla da bir şeye geçtik iletişime. Ama karga çok dikkatli. Karga. İnanmazsın. Şunun arkasına saklanıyor ya. Bunun arkasına giriyor karga. Ya. O tavuk kemiklerini atıyorum, onları alıp götürüyor. Yani çok enteresan bir zaten durumdayız. Yeteri yani kadar kabus evet, gibi. Kabus şey ya. Kabus. Şimdi Jurassic Park oynayacağız muhtemelen. Yıldo abinin bu gece görmesi muhtemel olan kabusu Mahşir Cümüş anında oynayacak. Ben hayvanları hatırlatmak istiyorum. Adı geçen hayvanlar. Arı, kene, sığırcık, at, keçi, tavuk, kedi, muhabbet kuşu, karga. Müthiş abi işte. Daha ne olsun? Hayvanat bahçesi gibi burası. Tabii. Yıldo abi oynayacak mısın? Oynarım tabii. Yıldo tabii abi. Tabii. Öyle de ortada o zaman. Takılayım ortada ben ortada takılayım. Yani hayvanlara takılın çocuklar. Çok önemli şeyler var hayvanlar. Alkışlarınız Yıldo'nun kabusu için. Ben biraz daha geriye alalım. Seni geriye. Sen hep buradasın. Biz girip çıkacağız. Şimdi. Tamam girin çıkın siz. Tamam. Ne? Hep beraber son kez sayıyoruz. Yıldo'nun kabusunu hep beraber izleyeceğiz. Hep beraber. 3, 2, 1. Evet sevgili konuklar. Bu hafta Yıldo'nun kabusu adlı programımızı hayvanat bahçesinden sunacağız. Hayvanlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Bir numarada. Arı. İki numara. Sercek. Üç numara. At. Evet Yıldo Bey. Bu hanımefendi hasta bakıcı. Ona hasta bakıcı diyoruz. Bu beyefendi doktor ona da doktor diyoruz. Çok mantıklı. Ben bu mantığı çok seviyorum. Bu da... Yıldo Bey ya kusura bakmayın siz elektrik açıyorsunuz. Topraklayacağız. Al de yani ya rahatsız yapın yapın. Acayip elektriğiniz var ya herkes var, söylüyor yani var, gerçekten var ya bana bizi çarptı. Bak şimdi kandıracağım onu. Aha. Yıldo abi sol su içme miden kanar. Aaa ne yok. Abi. Abi. Karpuz yeme kafan kopar kafadan. Aaa. Süt içeceksen ineğin memesine. Aaa. Aman. Arkadaşlar, Yıldo'yu arı soktu, kaçın! Kaçın! Sokan arı kim bilir bizi ne yapar? Kaçın! Ulan neredesiniz ya? Yardım etmeniz lazım bana. Arı sokmuş ya. Ya yapmayın ya. Bak, yani insan işemez mi yani? Yaralı parmağı işemiyorsunuz lan. Ha! Ah, oldu şimdi ya. Acısını aldı. Çok güzel kişiniz var. Nereden? Nereden? Gel tavuklu yıl
beklediğini zannediyor zaten. Bunları seviyorum bunlar. Bak bunlar. Ailelerimiz bunlar. Tık tık tık. Valla alışmış size Yılda Bey. Çok. Yanımdan ayrılmıyorlar. Keneler meneler. Oğlum gelmesin etrafımızda. Dikkat edin ya. Değil mi? Keneler bizi ısırmasın. Yıldo. Ne? Çok az bir zamanım kaldı. Ben artık tahtalı köy boylarım. Diyorum ki azıcık diyorum böyle bir gitmeden bir çiftleştirsen ya beni. Ama seni yani ya. Ay kabusuma bak ya. Komşu! Komşu aç kapıyı, çok mağdurum, aç kapıyı. Hoş geldin. Cart, cart. Ah komşu. Yani, evet. Ah bizim keneyi. Ne? Keneyi arı ısırdı. Ah. Arıyı da kedi yedi. Kedi sütü içince bakkalda hasta bakıcıya hoş dedi. Oradan ben de bayılmışım. Daha ne olacak ya, bitmişiz ya biz. Abi eve geldi, yediyorsun ha. İki nereye? Domatesleri. Domatesler ah domatesler. Bir de hıyar vereyim ya. Hıyar yanına veriyorlar zaten. Veriyor, ben veriyorum. Onu zaten veriyorlar. Öbür dünya. Boş göndermiyorlar. Yılda hoş geldin. Aha geldik mi oraya? Seni tekrardan dünyaya göndereceğim. Ama geminle beraber, Yıldo'nun gemisi. Evet. Hayvanları topla getir Yıldo. Korkma. Şimdi toprak olacaksın. Sonra bir çiçeğin bedenine çıkacaksın. Sonra bir arı gelecek. Belki de sokar yani. Yıldo'ya bir alkış lütfen. Yıldo abi senden son bir mesaj istiyoruz. İnsanlığa, gençlere. Ne diyeceksin şu kameraya lütfen. Son bir mesaj. Bu gecenin son mesajı. Son mesaj. Canım bir mesaj alıp da gitsin gençler. Size son mesajım sevgi üzerine olacak. Lütfen artık bütünleşelim. Herkes birbirini sevsin. Biz aynı varlığın vasfını taşıyoruz ama farkımız sadece bedensel. Ondan geldik ve ona döneceğiz. Onun için lütfen birbirimizi kıskanmayalım. Birbirimizi sevelim. Yani yaşadığınız her şey sizin gelişmeniz için, gerçekleştiği için bazı şeylerinize kafanız basmıyor, bazılara basıyor. Yani sevelim, 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 İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeydik bu akşam. İlk alkışlar Aydın Üniversitesi'ne, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne. Çok çok teşekkür ediyoruz, bizi bir kez daha misafir ettiniz. Alkışlar Bora Yalçın Duran ve Deep Sound'a geliyor şimdi. Ve alkışlar Mahşeri Cümbüş'e. Evet, alkışlar devam ediyor. Çok 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 kuvvetli alkışlar. Sevgi adamı Yılda'ya geliyor. İşte Yılda. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ve sizlere ve ekran başındakilere çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizleri güldürebilmişizdir ve geceyi
Bora Yalçınduran'dan ve Deep Sound'dan neşeli bir şarkıyla bitiriyoruz. Hep beraber söylüyoruz, söz Bora'da. Arta kalan biraz kül, biraz duman. Ne kadar istesem de ben seni, ruhum rüyaya dalmış. Dünya uzak, gerçek yalan. Sanki bir yok, bir de varmış. Ben seni, keşke yanımda olsaydım. Kolay olurdu o zaman. Ben sussam sen anlasaydın yorulunca. Kolay mı sanıyorsun, kolaysa yağmurum ol bir üstüne. Ben böyle yaşayamam. Alibi görüyorsun bir şey. Kalan biraz kül, biraz duman. Ne kadar istesem de ben seni arayamam. Ruhum rüyaya dalmış. Dünya uzak, gerçek yalan. Sanki bir yok, bir de varmış. Ben seni arayamam. Keşke yanımda olsaydın. Kolay olurdu o zaman. Ben sussam sen anlatsaydın yorulunca. Kolay mı sanıyorsun, kolaysa yalma zaman. Yağmurum ol üstüme, ben seni arayamam. Halimi görüyorsun bir şeyler. Beraber söylüyoruz. Kolay mı? Sanıyorsun. Kolaysa yağmur yağmurum ol in üstüme. Ben seni arayamam. Halimi görüyorsun bir şeyler. Yap o zaman. Sebebim var biliyorsun. Sağ olun.